pek güzelsiniz ayol. Çok şıksınız, pek güzelsiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Orada bir tane abim var, şurada bir kardeşim var, şurada da iki tane kardeşim var. İyi, bugün Allah bereket versin. Yani dört tane erkek sokmuşlar aralarına. Ama siz pek şıksınız, pek güzelsiniz. Oh ne güzel değil mi? Ne? Çıkıp çıkıp geldik sana. Çıkıp çıkıp gelin kız. Şurada uslu uslu duruyorum, beni azdırıyorsunuz bacım. Allah razı olsun. Sen şarap gibi oluyorsun. Allah razı olsun. Çok güzel biçtin. Güzel bir şeysin demek istiyor yani. Hadi. Peki bir şarkı daha hadi bakalım. Çok teşekkür ediyorum. Klip şarkımdı ve klibimizi sevgili yönetmenim Ayşe Ersay'ın hanımefendi çekti. Çok da güzel klip. Herkes çok beğendi. Teşekkür ediyorum. Şimdi yepyeni bir albüm. Ay pek hoşsun kız. Pantolonuna bayıldım. Gel bakayım. Çok güzel. Alkışlar. Aysu Bacıoğlu geliyor. Gel biraz sohbet edelim. Geldim. Gel yanıma. Kim dövdü seni kız alt merkezde? Beni. Evet. Ay bismillah hemen. Kimler dövdü? Saldırıya mı uğradın? Saldırıyor. Deli mi bunlar, evet. Ne istiyorlar? Ne yaptın, kocalarını mı aldın ellerinden? Hayatımda hiç tanımam. Hiç görmedim. Hayatım boyunca görmedim. Ne tanırım ne bir bilgi sahibiyim onlar hakkında ya da tanıdıkları hakkında. Durup dururken. Ben de niçin dedim yani bunu... Hak edecek kız, ne yaptın dedim. Kız şu boyunla dayak mı yedin? Yok yemedim. Ama düşürdüler, iki kişiler de ittirdiler ve düşürdüler. Ha, düşürdüler, dengeni kaybedince dayağı yedik temiz bir. Bayağı herkese yazık, psikolojisi bozulmuş ayol. Ben şimdi gördüm, aa dedim, elimdeki bilgilere bakıyorum da ben bundan haberim yoktu. Nasıl oldu kaçırdım ben burayı, hayret. Peki bir şey söyleyeceğim. Demedim mi ya kardeşim, niye bu lafı söylüyorsunuz, beni tanıyor musunuz? Ya da benimle ne alıp veremediniz, ne gibi bir hukukunuz var demedin mi? En çok bozulduğum neydi biliyor musunuz? Hı. Yanında 8-9 yaşlarında çocukları vardı. Ve annesinin söylediği şeyi çocuk da söylemesi. En çok gücüme bu gitti zaten. Niçin dedim. Ha, neymiş, herhangi bir tanışıklığınız var mı? Benle ilgili bir sorununuz mu var, evet. Deyince. İkisi birlikte bağırmaya başladılar. O sırada... Ben istem dışı bir hareket olarak çantamı nedense yani çantama yapıştım. Aklıma kötü şeyler geldi. Bir tanesi öyle bağırırken öteki beni itti, zaten yere düştüm. Aa, düşünce de bu, dövdüler size. Saçımı çok çektiler. Yok, yapamazlar öyle bir şey ama düştüm yani. Düşürdüler, kalktım sonra. Polise gittim, şikayetçi oldum. Hiç yaşanmaması gereken... Peki polis aldı bu hanımları? 3 gün sonra bulundular. Bulduklarında ne, bahaneleri neydi? Aysu bizi dövdü dediler. Aysu bizi dövdü dediler. Hı, ikisi bir arada. Niye o gün şikayetçi olmadılar? Öyle bir şey vardı. Ama niye nedeni ne oldu? Kayboldu gitti. Gitti, evet. Ama şu an mahkemem devam ediyor. Sonuçta kimsenin kimseye hakaret etme hakkına sahip. Sen bile kimseye de bulaşmazsın, şaşırdım. Sevmeyebilirler, saygı duymak zorundalar. Hani yanımızdan geçerken bazen makyajsız oluyorum. Hayatım, orada başka bir şey vardır. Sevmediği insanı dövecek kadar da değil. Yani beni de seven de vardır, sevmeyen de vardır. Herkes herkese sevmek zorunda değil. Ama en azından yani tebessüm etmesen de kafanı çevir, evet. Git. Kadını sevmiyorsan ya da adamı sevmiyorsan. Yani bu direkt hakaret. Başka bir şey var direkt bence. Direkt hakaret ettiler. Ve hayatım boyunca hiç tanımıyorum. O yüzden mahkemem yasal yollara haklarımı savunuyor. Yani yasal dava haklarıma devam ediyor mu? Bulundum. Evet, tabii ki devam ediyor. Allah Allah. Bismillah.
Ne istiyorsunuz şu an? Nasıl alacağım şu stüdyonun içinde de şimdi oturtacağım? Gözüme sokuyorsun onu Ayça. Şimdi buradan sana bir ayakkabı fırlatacağım. Hayır, şurada sanki şeydeyiz de. Yani salına gelsin şuradan hadi. Ne, oraya çıkmam lazım. Burada şuradan gelecek. Beyazı geçecek buradan kameranın önünden. Peki efendim, kendilerini paralıyorlar. Stüdyomuz biraz fazla büyük olduğu için ben de konuklarımı nasıl hangi taraftan alacağımı şaşırıyorum da ondan. Acaba şuradan mı alsam dedim, buradan mı alsam dedim. Efendim? Moral bozmaya birebir konuşuyorum. Sohbet ediyorum. Reklama kadar ne olur yani konuşsak. Kaç dakikam var reklama? Ders veriyorum şu an. Sor bakayım yukarı. 7 dakika. 7 dakika benim bu kızla konuşacağım. Bu kadar şey verdiniz. Mevzu yok mu yani? Reklam dönüşü alsak şurada otursa insanlar. Akıl veriyorsunuz ya. Bir de iş öğretiyorsunuz. Çok bir şey biliyormuşsunuz gibi. Buyur, evet, karar verildi. Ona göre davranalım. Yok, bana bırakmayın. Gelsin efendim. Konuğumuzu alalım. Profesör Doktor Nazım Durak hocam geliyor alkışlarla. Merhaba Esra'cığım. Nasılsın hocam? Sevgili hocamla hep öğle yemeklerinde, akşam yemeklerinde karşılaşıyoruz ama bir türlü programda hocamın da öyle bir yoğun ki. Ne benim programım hocama uydu, hocamın programı bana uymadı. Neyse, en sonunda buluştuk sevgili hocam. Hoş geldin. Şimdi ben hep şunu vurgularım. Ama herkesin de istemi Seda Hanım'ın programına. Ay, teşekkür ederim hocam. Sağ ol. Çünkü sizi ben çok farklı gözle görüyorum. Bizim gençlik yıllarımızda biz Kemal Sunal'la Hülya Koçyiğitler var. Hülya Koçyiğitler'den Şener Şenler'le büyüdük. Şener Şenler'le. Bunlar hepsi toplum bilimcisiydi, sosyologtu. Ama bunu bugün gerçekleştiren sizsiniz. Ah, teşekkür ederim. Yani bunu iltifat olarak söylemiyorum. Gerçek güzel, anlamda. Ben onlar gibi olabilsem. Ama şimdi siz topluma hizmet ediyorsunuz. Siz de kendi dalınıza hizmet ediyorsunuz. Ve olağanüstü başarılısınız. Ve herkese de sizi anlatıyorum. Yani dilim döndüğüm kadar. Sosyolog çünkü olmak, toplumun sosyal problemlerini çok özür dilerim, bu şey biraz çukurda evet, kaldı. Arkama koyacağım. Şimdi oldu mu hocam? Evet. Dolayısıyla bazen mesela sizi izliyorum özellikle. Güzelliğinizi katmıyorum zaten. Kimse güzelliğinize yarışamaz. Aysun Hanım kızmasın. Şunu vurgulamak istiyorum özellikle. O insanlara yaklaşımınız, o insancılığınız, o sevgi dolu önerileriniz. Çok da iyi bir anne çünkü evet, ben en önemlisi, çok zarif bir oğlu var. Çok iyi yetiştirmişsiniz maşallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür güzelim. Ederim. Sevgili hocam, sen çok yoğunsun. Bu ara en çok mesela yaz geliyor. Hanımlar niye geliyor? Önce onu öğreneyim. Şimdi ne istiyorlar en çok? Yani meme estetiği mi, karın estetiği mi, liposuction mı? Şimdi karın germemi, bacak germemi? Şimdi tabii bu mevsimde biliyorsunuz artık güneş. Artık giysiler bazı örtmek fonksiyonunu yerine getiremiyor. Dolayısıyla en çok tabii bir kadının rahatsız olduğu, kendine göre bir takım sorunları olan bölgeleri için. Bunların tabii başında göğüs geliyor. O böyle süngerli göğüslerden kurtulmak istiyorlar. Bunun ötesinde tabii karın sarkmış tabii. Önlük gibi bu boyutlarda. Bunun ötesinde biz çok güzel bacak protezleri yapıyoruz. Yani göğüs silikonlarının bacak için geliştirilmiş formları var. Özellikle açık olan ince bacak, çarpık bacaklarda. Evet. Çok güzel. Hocam, yarım saatlik. Hocam, kulaktan rahatsız mı oldun sen? Fena hocam? Değil. Şimdi evet. Küçülttün mü kendi kulağını? Yok. Kendi kendine operasyon yapamaz değil mi kimse? Yok, yapamaz yani. Belki iğne yapabilirsiniz. Belki iğne. Ben bir seyahatim vardı üniversitede. Şehirler arası gidecektim. Banyoda diz kapağımı altından kestim. Vakit yok. Uçağa yetişmem lazım. Hemen hastaneye geldim. Stapler'lar var. Bu hani agraf dediğimiz evet. Telli dikişler, makinalı. Evet. Onlarla kendi kendime yaptım ve uçağa bindim, gittim. Başka bir şansımız şey yok. Canım. Evet. Onun dışında yapacağımız bir şey yok. Evet. Peki şu bacak aralarına, dizlere silikonlar. Tabii göğüs protezlerinin bacak için geliştirilmiş olan şekilleri var. Diz kapağının arkasından giriyoruz. Alt bacaklarının ince olmasından rahatsız olanlar var. İnci ve eğri olanlarda.
ince böyle biliyorsun O bayın, X bayın şeklinde. Ha bir de şöyle parantez tabii, tabii. Futbolcu çok, bacaklı kadınlar evet, var hocam. Evet evet çok böyle güzel gidiyorlar şöyle alıyoruz. Yengeç gibi şöyle şöyle. Ve onlar ömür, mı şöyle şöyle? Evet ömür boyu vücudunuzda kalıyor, değiştirmek gereksinmesi yok. Dokularınıza zarar yok, fonksiyonlarınızı yerinize rahatlıkla geçiyorsunuz. Onlar giderilebiliyor yani. Kesinlikle, kesinlikle. Peki hemen böyle ay yaz geldi çabucak bikini giymem lazım, mayo giymem lazım. En çok istenen ne bileyim bel yağı mı çektiriyorlar? En çok bel yağlar, yağların alması birkaç ayı buluyor. Şişliklerin tam inmesi yani liposakşen tabii. En güzeli meme silikonları. Rahatlıkla bunu yapabiliyorsunuz. Bacak protezini yapabiliyorsunuz. Bacak. Kalça protezi yapıyoruz. Peki bacak çok protezi güzel. Mesela o işte şöyle parantez dediğimiz evet, evet. Böyle durmasını engelleyen ya da işte o alt bacakların çok zayıf olmasından şikayetçi olan hanımlar bu protezleri koyduklarında ne kadar işinden gücünden kalıyor? Yani hayata devam edebilmesi ne kadar bir hafta kadar evde istirahat etmeleri yeterli ama sabah zaten yapıp akşam da eve gönderiyoruz. Bütün fonksiyonlarını kendisi yapıyor. Sabah yapıp akşam tabii, evine gidiyor ama biraz çok dikkat kolay. Edecek. Biraz ağrısı minik ağrısı olacak yani bu bir noktada bir ameliyat yani vücudunuza bir şey yerleştiriyordunuz. Aysel Hanım dudaklarına bakıyorum da kızdım yazık kendisine. Yazık o nazar değdi ona. Kızdım ama kendisine. Ama ona bir şey söyleyeyim o kadar çok oynuyor ki kendisiyle. Gitti kalçasına silikonu koydurdu o da kaydı gitti evet. Bir şeyler oldu. Ensesine çıktı. Kaşındım. Şimdi kaşındım. Bazen tabii biz hastalar bazen kafasına takıyor. Mutlaka onu yaptıracak. Şimdi böyle gelen evet. Hastaya ne yapıyorsunuz? Mesela ne kadar güzel bir kız. Bu kadar güzel kendiyle oynaya oynaya en sonunda ağzını bozdu. Ve bu ağız nasıl düzelecek? Ne oldu bu kız şimdi? Şimdi o enjekte edilen maddeler... Doktorun yanlış yönlendirilmesi her şeyden önce. Evet ben bir hata şimdi, ettim. Sen istiyorsun da doktor da tamam, yapmayacak evet. Kardeşim. Ama geçici olduğunu geçici demeyecek bana. Bu ne şimdi? Bu konulan ne bu? Silikon mu bu hocam? Hayır bunlar... hyaluronik asit denen bir takım ama erimiyor dolgu kızda. Maddeleri üç var. Sene. Bunların tabii yoğunluklarına göre çeşitli bunu İsveç firmaları İrlanda yapıyor. Amerika'da yasak bunları uygulamak. Ve ancak işte Avrupa ülkeleri ve o ülkelerden de bizim gibi ülkelere geliyor. Kolajen de konuluyordu değil mi? İşte bir kolajen. O bunu, daha iyi işte hyaluronik asit kolajen kimyasal yapısı ben kimyasal yapısından öyle bahsettim. Bunlar emilebiliyor ama bazılarının konsantrasyonları çok yüksek ya da enjekte ettikleri bölgeler farklı olabiliyor. Şimdi Aysun Hanım şu iki köşesini alırsak düzelir. Şurada bakın. Nasıl alınacak? Aysu'da gösterebilir cerrahi, miyiz? Cerrahi Aysu biraz olarak. Öne çıksana. Hemen ben şöyle bir Aysu şöyle nasıl? Öne doğru yani, çık. Cerrahi sen olarak. Çık. Biraz daha çık. Heh. Cerrahi olarak. Şu yakın köşeleri. Yakın çeksin kameramız. Evet, şunları alırsak efendim bakın. Düzeliyor şurasında. Çünkü burada iki tane yığıntı yapmış. Ama şurası yukarı kalkmış. Evet. Burası güzel ama burası çok doldurulduğu için burası çentik kalmış. Orada biraz hafif bir doldurulur. Tabii bir düzlük modeli. Dam gibi evet. Olmuş çünkü şurası. Alt dudağı güzel. Alt dudağı güzel ama onu köşedeki makineleri almak lazım. Kısa bir ara devam edeceğiz efendim. Kısa bir ara reklamlar. Evet estetik plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı Profesör Doktor Nazım Durak hocam canlı yayında Aysu Bacıoğlu dünya güzeli bir kızken gitti orasıyla burasıyla oynattı. Tövbe yarabbim tövbe. Kendini bozduran bir kız ben bunu gördüm. Kendi kendini ne hale getirdi. Ama ben biraz hekimlere de kızıyorum. İnsanlar talep edebilir. Yapma kardeşim ya. Yapma ve kıza diyorsun ki bu eriyecek gidecek diyorsun. Yazık alay konusu oldu. Bir sürü şey nazar da değdi kız. Ben buna çok inanıyorum. Benim gözlerim oldu ya hatırlasana. Ya şiştiler böyle. Doğru. Nazar. Aylarca. Evet işte o demek buradaki o sende. 3 yıldır mı gitmedi bu? 3. Ah anam. Ben operasyon geçirdim. Ondan sonra benim gittim. De geçirmem gerekiyor. İşte hocam canlı yayında onu anlatıyor. Şöyle ben de canlı yayında. Düzelteceğiz tabii ki. Kay kay yani, doğru. Böyle hocam dolaşmasına... çok kapamadan ama ekranı tamam. Kapamadan. Böyle dolaşmasına Nazım Durak hocam diyor ki Aysu Bacıoğlu'nun dudaklarına şu operasyon yapılırsa. Ne yapıyorsun hocam? Şu bölgeyi alacağız. Buradan da şurayı alacağız. Hocalar çizerek çalışıyorlar biliyorsunuz. Şurayı da dolduracağız. Nereye alınacak? İçine yine mi dolduracaksın? Yok. Yani burada içe mi alınacak o? Evet. Yan yanları, çekiyorsunuz. Ben yanları, yan görüyorum bu dudağı. Tam görmüyorum. Niye? Yanları aldığımız zaman dudaklarınız güzelleşecek. Bu arada bir çenta bir çentik. Ha, buraya şimdi. Az doldurulmuş. Burayı da çok hafif bir şeyle kendi dokunuzla bunu doldurursak sorun kalmaz. Aşağısı çok güzel. Kendi dudağım. Hiçbir şey. Bakayım. Çok güzeldi evet. Dudaklarım. Ya. Hiçbir şey yoktu. Ya Allah'ın sopası yok işte. Kaşındım. Şimdi hocam şuradan mı alınacak?
Yanları alınacak efendim. Şuradan, şurada yığıntı yapılıyor. Şurası. Ve konuşurken de zaten dudak hareketleriyle burası aşağı düşüyor. Burası çentik yapıyor. Dikkat ederseniz o güzelliğini... Düzelir mi yani? Düzelir, düzelir. Düzeltiriz onu. Tabii aşırı... Burayı kesip de geri alıyorlar. Evet. Bir şey söyleyeyim sana, duydum bunu. Peki içindeki o madde gidiyor mu İçindeki Nazim maddelerin Bey? Temizlemek olanaksız. Olanaksız. Çünkü olanaksız. Ben onu sordum. Çünkü dokuların içine nüfuz ediyor. Ama büyük olasılıkla çok fazla öpüşürse geçecek. Öpüşmek mi? O da yok. Yok mu sevgilin? Boyuna öpüş. Öpüşürse mi geçer? Yani hareket edecektir. Ciddi mi söylüyorsunuz? Evet, bol miktarda öpüşmesi masaj. Ah benim bir masaj daha. Masaj görevi Peki yapacak. Kendi kendine şey yapsa, sevgilim yok diyor. Hani şöyle masaj yapsa, yapacak hani, o zaman. Masaj. Sürekli. Yani en doğal öpüşme masajı. Yoksa normal... Kız yok mu sevgili? Yok ama olacak. Hocam Mecnun bunu söyledi andan itibaren bitti olacak. Evet. Peki. O zaman o operasyonda mı gerekiyor? Bir de çok affedersiniz. Bir de kalça protezine de ihtiyacı var. Şimdi çok güzel kalça protezleri yapıyoruz. Bana mı dediniz? Bak evet. Gördünüz. Evet. Kalça protezine ihtiyacı var mı? Koydular bunun kalçasına protezi. Yağ enjekte. Enjeksiyon. Bu dolgu maddelerini enjekte etmiş. Tabii o kadar madde Sikon oraya enjekte edilemez. Neydi o? Yağ enjekte. Vücuttan alınan yağ. Eridi mi gitti Eridi. Mi? Tabii. Bunlar kalmaz efendim. Şimdi çok güzel kalça protezleri var. Durmuyor onlar kulağında. Omurganın sonunda iki yarım küveğin arasından giriyor. İz de yok. Kasların arasına yerleştiriyoruz. Olağanüstü güzel sonuçlar alıyoruz. Kalçalarda. Tabii. Hemen Niye sırt bunu? Üstü yatıyor. Hemen düz sırt üstü. Düz mü kalçası? Kalk kız bakayım bana. Düz. Ah ben bugün. Evet. Düz. Evet. Efendim bu yani, sağlıkla ilgili bir şey. Tabii. Biz estetik. Şey olarak daha güzel olmasını, beli ortaya çıkacak. Daha vücudu daha orantılı olacak. Aman Ayşe hocam ne gerek var? Ne güzel var, kız ya. Var. Var. Var mı? Var mı? Ondan mı gittin koydun? Biraz kalçasının olması gerekiyor. Peki, ben buradan gidiyorum. Evet. Bir tek tek sevgili, konuşalım. Sonra lazım bir. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bir tek tek konuşalım dur. Sen şimdi ilk önce kalçalarına bir şey koydurdun. Yağ enjekte. Hocam onu dinleyin. Dedim. Peki o yağlar nasıl kaydı? Kaymadı gitti zaten 3 ay sonra gitti. Erimiştir. Eridi bitti. Seda Ama bunu Kanal D'de program yaparken konuştuk silikonlar kaydı diye. Hayır. Hani silikon, sevgilinle. Hiç silikon öyle bir şey konuşulmaz. O yağ zaten. O kadar yağ konuyor mu? Çok az bir yağ enjekte. O kadar yağın zaten yararı olmaz efendim. Yarar olmaz. Yağ olmadığı için ben evet. Aslında Nazım Bey doğru söylüyor. Kalça silikon protez evet, istedim. Evet çok çok. Benim doktorum dedi ki Aysu'cum bunu bir deneyelim. Bir gör nasıl bir değişiklik olacak. Ondan sonra ikinci mi, adım mi oldu? İkinci adım olarak onu yaparız dedi. Ama 3,5 ay bir süre sonra geçti o zaten. O kadar da büyütemez Seda Hanım. Yani enjekte edilen yağların Çünkü miktarları benim işim gereği, zaten şey, sınırlı. Lütfen tek tek konuşursanız. Evet. Enjekte edilen yağların miktarları zaten kalçaları doldurmaya yeterli olmaz. Enjekte edilenler de erir gider. Hele bu bölge hareketli bölge oturuyorsunuz, kalkıyorsunuz. Çok rahatlıkla eriyip gidebilecek olan bölgeler. Ha. Doğal olarak... Silikon kayar mı? Kaymaz. Yani... Nereye tutuyor o silikon hocam? Ne yapıyorsunuz? İçine, kalçanın içine yerleştiriyorsunuz. Şimdi omurganın bitiminden itibaren halk arasında kuyruk şeyi denir en uç bölgesi. O iki yarım küreğin arasından yuva yapıyoruz kasların arasına. Dolayısıyla... Dışarıdan dokunduğunuz zaman anlamak olanaksız. Kimse anlayamaz kendisinden başkası. Söylemesi kimsenin bilmesi Sen de mümkün söyledim, değil. Sen söyledin bitti şimdi. Hayır, ben örnek veriyorum. Tabii Ve sonuç olarak hemen sırt üstü yatırıyoruz. Ağrısı sızısı yok. Yaşam canım, boyu yok yaşam boyu içinde. Çıkartılması da yarım saatlik bir süreci alacaktır. Ve son derece güzel olur. Yani beli ortaya çıkar. Benim Şimdi kalçalar yaptığım... dümdüz erkek kalçası gibi görüntü veriyor normalde. Yaptım. Yani... o göğüslerin altında kalçalar tabii biraz... Peki Aysu'cum bir şey söylüyor. Benim yaptığım iş nedeniyle 10 sene boyunca mayo mankeni oldum, bikini giydim ve normal Türk kadını tipi yok bende. Yani biraz o basenler olmadığı için o yağ enjektesini o yüzden istedim. Ben Ama şu anda da kendimi seviyorum. Belki dediğiniz gibi Yaptıran daha var da mı? Güzel olabilir. Çok. Evet. Hadi ya. Evet. Silikon. Tabii. Onun için bana hep silikon yani, deyip silikon duruyorlar. Silikon kelimesi insanlara biraz öyle şey geliyor. Ya bana. Ben de duymuştum. Evet. Bana duymuştum öyle diyorlar. Silikon kelimesi insanları biraz böyle ürkütüyor. Yani yabancı bir madde vücuda yerleştirilecek diye. Oysa doğru yere,
doğru şekilde yapılırsa ve doğru işlem yapılırsa son derece güzel sonuçlar almaktayız. Yani bugün göğüs silikonlarının yerini alacak daha bir mesela şey yok. Mesela tanınmış var mı yaptırmış olan? Çok. Var. Ben de biliyorum. İsmini verebileceğiniz var mı hocam? Etik açıdan bir ayıp olur. Ayıp olur. Kendileri evet. Söylemedikçe evet. O zaman bize güveni kalmaz. Söylemeniz evet. Etik olmaz. Evet. Doğru. Kendileriniz doğru. Bu kız evet. Bire yaptırdığını söyleyen ben hiçbir zaman evet. Bir kız yani. Kendine özgüveni olan bir insan. Özgüveni var. Bir de pozitif bir insan. Negatif düşünmüyor. Kötü niyeti de düşünmüyor. Ancak tabii doğru bazen adres, yanlış, doğru evet, adrese gitmek lazım. Olabiliyor evet. Maalesef. Evet, peki bence de haklısın. Çünkü evet. Vücuduna dal gibi vücudu, bana göre evet. Kalçalarında sorun yok. Çünkü sırım gibi bir kız, göğüsleri büyük. Aa, ben gidiyorum. Şimdi ağlayacağım. Gitme Allah korusun. Yok ağlama göğüsüm. Da göğsü büyük. Yani niye de bu kadar abarttırırlar ben de bunu anlamam hocam. Şimdi belki sünger vesaire takviyeli sütyenlerle bu boyutlara gelmiştir. Onu tabii görmeden bir şey söylemek olanaksız. Bilemiyorum. Onu Aysun Hanım bilir. Benim şimdi bir şey söylemem biraz yanlış sütyen olur. Sütyen değil. Bak benimkiler oradan böyle böyle sütyen. Sütyen değil. Evet. Hem ben anladınız mı oradan bakarak? Sütyen değil, biz de anlarız hocam. Büyük. Şimdi bazen hastalar şunu istiyorlar. Göğüsleri yok, küçük göğüs. İlla benim göğüslerim büyük olsun. Ay hocam diyoruz ki şey değiştirin ya. Evet. Sürekli böyle yapmaktan konuşamadı adamcağız. Diyoruz ki, efendim bu sizin vücudunuza, yok, o değil, yaka bu sizin vücudunuza hazırlasın. Gitmez. Ama o saplantısı var. İlla büyük göğüs. Diyoruz ki efendim sizin vücudunuz minyon. Bu göğüsler size abartılı olur. Ama yine öyle. Fakat çoğu kez biz onun hastanın istediğini yapmayız. Kendi istediğimizi yapmaktayız. Sonra bağırıyor, çağırıyor ameliyattan sonra. Ben sizden büyük istemiştim de. Ama bir süre sonra duşa girdikten sonra çevresindeki insanların da vücuduyla uyumlu olduğunu gördükten sonra o zaman peki, sevmeye başlıyor. Peki bacak geriyor musunuz hocam? Tabii bacak geriyor. Bacağı gerip ne yapıyorsunuz? Bele mi tutturuyorsunuz? Yani çorap gibi mi çekiyorsunuz? Şimdi şöyle yapıyordunuz Seda Hanımcığım. Kalçanın kıvrımı var biliyorsunuz. Evet, içine mi? Kalçanın, en makbulü oymuş evet, galiba kalçanın içine. Kalçanın kıvrımından, bacağınızın iç tarafından, dudakların kenarından, uyluk dediğimiz şu kasık bölgenize kadar gizlemek lazım dikişleri. Orada rahatlıkla saklayabileceğiniz bir bölge. Ama tabii burada zamanla izler şeyden dolayı, yer çekiminden dolayı, hareketten dolayı izler bazen aşağı çıkıyor, belli oluyor. Bu oluşmasın diye onu çok iyi tespit etmek lazım. Peki ve çok da güzel yapmaktayız. Daha çok kimler bacak gerdiriyor? Yani mesela çok kilo verip de sarkmalar oluyor, olmaması mümkün değil. Onları... Diyorlar ki ay hiç sarkmadı, ne sarkmadı be? Bir şeyin içi boşalıyor işte. Çok aşırı kilo veren insanın etinin içi boşalıyor bacım. Bunlar da kendi ve sporla beraber onun toplanması lazım yani. O çok aşırı kilo vermelerde onun o kalça kıvrımı o çok makbulmuş evet. İçeriye. Peki ama yalnız kilo vermiş olanlar değil. Yaşlar ilerledikçe şimdi organizmanın herkesin bir yapısı var. Bir bakıyorsunuz. Yer çekimi var. 50 yaşında ama 30 yaşındaki bayanın vücudu gibi diri. Bazen de 25 yaşında 50 yaşındaki bayanın cildi gibi gevşek bir derisi var. Burada tabii çok iyi indikasyon koymak lazım. Bunlara da gerekiyor. Yalnız çok kilo vermiş, boşalmış. Bu konuda bir şey daha soracağım evet. Sevgili hocama. Siz bu arada takabilirsiniz. 34 yaşında aşırı kilo vermiş bir arkadaşım. Bacakları çok tabii sarktı. Bacak araları özellikle çok kötü oldu. Hocam bunu dinleyin. Evli, 3 tane de çocuğu var. Çok önemli, yine hocam gibi önemli hekimlerden biri dedi ki cinsel hayatı devam eden kadının bacak germesine ben taraftar değilim dedi. Öyle mi? Bunu ilk defa duydum. Çok önemli bir hekim o da. Dedi ki cinsel hayatı devam eden kadının bacak germesi ben dedi taraftar değilim ve yapmam dedi. O zaman çok üzülmüştü arkadaşım çünkü genç ama çok aşırı kilo verdiği için o bacak araları çok kötü oldu. Şimdi Seda Hanım, doğru mudur yani etkiliyor mu? Buna katılmıyorum efendim bir defa. O meslektaşımız hangi amaçla bunu söylemiş bilemeyeceğim.
Yani bacaklarını geldiği... Acaba toplanılan yerle mi ilintili bir şey hocam? Yapılan ameliyata bağlı. Yani bacaklarınızı toplarsanız onun organınızla, cinsel organınızla bir bağlantısı yok. Onun dudaklarını da açmaz. Dudaklarını da tahrik etmez. İlişkide de rahatsızlık da vermez. Yani bunu söylemek son derece bir... Peki bacak gerilen, bacağını gerdiren insan ne kadar sonra hayatına... Kaldığı yerden devam. Yani ne kadar dinlenecek? Sanki bacak geldi dedi mi havaya kaldıracak, bacaklar duracak, aman basmayacak gibi falan. Hayır efendim, bir şey öyle abartılıyor. Bir ay sonra rahatlıkla ilişkiye girer. Hiçbir sakıncası yok. Bir ay ne yapacak? Basamayacak mı? Ay basacak, yürüyecek, edecek, hareket edecek. Yani kendisini, yaralarının iyileşmesini bekliyoruz. Yaralar iyileştikten sonra, yani kesmiş olduğumuz yer iyileştikten sonra. Neden? Bir normal yaşantısına, kolay mı kızım? Bacağa geliyor, çorap gibi. Külotlu çorabı düşün. İçine nasıl sokuyorsun? Çok fazla yapılıyor mu? Tabii çok yapıyoruz yani. Çok merak ettim. Çok fazla yapılıyor mu acaba? 50 yaşın üzerindeki yapıyorlar. 50 yaşın üzerindeki hastaların çoğuna yapıyoruz. Hanımefendi gelsin bana, 50'den önce bacak gerdiren çok insan var. Kesinlikle var tabii. Çok var. Ama benim gördüğüm birkaç tanesi efendim. Külotlu çorap gibi bayağı buralarına. Bir de bacak aralarında. Peki bir bikini falan giydiğinde yani rahatsız edici bir görüntün var. Ona bikini ama hocamın dediğinde bikinin de giyebilirsin. Biz, öbür efendim, türlü bizim sistemle... amacımız bikini giydirmek, gizlemek, onu tabii görmemek. Yani şimdi denize giderken orada yaralı evet. Burada bir iz, belinizde bir iz. O zaman bu estetikten çıkıyor. Ha çok 160 kilodur, 200 kilodur vermiştir. Onları toplamak için onları yapmak zorundasınız zaten. Başka doğru alternatifiniz yok. Ama genç doğru bir bayana kalkıp da bunu yaparsanız sonuçta hasta mutsuz olacaktır. Keşke yaptırmasaydım. Daha iyi. Yani hocam bu işlemler, bir şey söyleyeceğim. Şimdi evet, halk bizi izliyor. Çok pahalı işlemler ya. Yani yazık evinde bunu. Mesela göğsü çok büyük bir kız. Yürüme ve duruş bozukluğu oluyor. Postür bozukluğu. Genç evet kızlarımızda. Onun da aman işte büyüsün. Bunları beklemeyin genç kız. Ya işte evlensin de çocuğu. Hayır, beklemeyin bunları. Doğru mudur hocam? Çok doğru. Yani duruş bozuk ya da çocuğun hiç göğsü yok. Memesi yok. Bunların yapılması. Ama insanlar korkuyor. Bizim gücümüz yeter mi? Biz bu paraların altından kalkabilir miyiz diye. Çok mu pahalı? Çok pahalı oldu biliyorum da. Şimdi şöyle söyleyelim Seda Hanımcığım. Tabii Türkiye'de plastik cerrahi çok iyi boyutlarda. Çok değerli hekimlerimiz var. Çok yetenekli hekimlerimiz var. Ama burada para için ameliyat yapılmamalı. Ben bu felsefe içerisinde düşünüyorum. Yani hastaya doğru şeyleri, gerekenleri yapmak. Bunu yaparken de tabii her doktor kendisine bir değer biçiyor. Bir resimin, bir ressamın kendine biçmiş olduğu bir değer var. Örneğin Burhan Doğançay 2 milyon dolarların üzerinde resmi tabii satılıyor. Ama bir başka ressamın daha düşük. Burada da doktor kendisine, yaptığı işe, kendine olan özgüvenine, sonuçta ben nasıl mükemmel yapacağım, bu kişiyi mutlu edeceğim, gururunu, duygusunu ve yeteneğini kendisinde buluyorsa, bu takdirde kendine bir rakam. Tabii bu işlemi yaparken doktor hastanede yapıyor. Paranın çoğunu, bir bölümünü hastaneler alıyor. Yani sanılıyor ki doktorun bütün para doktorun cebine giriyor. Hayır, aslında doktorun parasına girmiyor. Tabii hastaneler çok pahalı, bildiğiniz gibi değil. Yani sonuçta bir ekip işi zaten bu. Tabii yaptığınız ameliyat, anestezi, bu. Her hasta kendi kesesine göre bir hekim rahatlıkla bulacaktır. Ama korkmamaları gerekir. Bazen benim için söylüyorlar işte o şeyin, sosyetenin doktoru o çok pahalı yapar. Hayır değil. Normal vatandaş. Erkekler en çok ne için geliyor? Erkekler son zamanlarda tabii, benim şöyle bir felsefem var. Ben diyorum ki neden erkekler hep güzel kadın görmek arzu eder? Kadınların da güzel erkek, yakışıklı kesinlikle erkek, bakımlı erkek görmeye hakkı var. Kesinlikle. Ben hep bunu özür dilerim hocam ama mesela evet, senin gibi göbekli bir evet adam istemem. İstemem yani hocam. Çok özür dilerim. Ben bunu da benim hatam biliyorum. Hocam silikon mu koydurdunuz oraya? Protez var mı? Hata değil estağfurullah ama evet, istemem yani ben. Göbek sevmem. Göz çevresi yapıyoruz. Bunlar alınacak hocam. Göz torbalarına. Hocam hemen mevzuyu değiştirdim. Burun yapıyoruz. Özellikle boynunu buradan... Genellikle bilecekler. Erkeklerin. Sonra, tabii. Göz altları, göz çevresi, altları, gıdık, şu yan yağlar. Gıdı demeyelim, boyunu yapıyoruz. Boyunu mesela buradan sarkıyor. Boyunu nereye çekiyorsunuz hocam? Kulağın arkasına çekiyoruz. Ben de böyle mi? Evet. Sonra, kulağın arkasına. Evet. Peki iz?
İz görünmez efendim. Kulağınızın tam arkasına efendim. Saçın içine giriyor. Erkekleri de saklayabiliyor musunuz? Saklıyoruz tabii. Saklıyoruz. Buradan saklıyoruz. Alıp böyle güzel. Evet. Mis gibi. Değişik, ne güzel. Evet. Değişik yöntemlerimiz var. Şuralarını istemez erkekler. Belirli yaşlardan sonra memeleri büyüyor erkeklerin. Ha. Östrojen hormon artışı başlıyor. Androjen hormon, erkek hormonu azalmaya başlıyor. Buralarda aş tutamakları dediğimiz yerlerde love handle denir. Yani biliyorsunuz İngilizce. Şurasını gerdiren evet. Erkek biliyorum ben. Şurayı nasıl geriliyor bu? Koltuk altına mı çekmiş? Onun boyuna doğru ve koltuk altına göre çekilebilir. Biliyor musunuz? Erkekleri, şurasını çekmiş. Erkeklere silikon da yapıyoruz. Adeleli görünsün diye. Tabii. Buralara. Tabii. Böyle adeleli. Kıvanç vücudu olsun diye baklavalar. Tabii şöyle. Kesinlikle. Baklava da koyabiliyor muyuz hocam? Kesinlikle şeyimiz var. Bak. Ayşe götürüp bütün tamir ettirecek. Baklava istiyorum böyle yapıyor. Çok güzel. Evet erkekler sport. Öyle evet. Demeyin. Erkekler bayanlardan evet. Daha bakımlı. Evet daha bağlı. Sporuyla, detoksuyla, evet. Estetiğiyle gerçekten daha bakımlı sonra karın, oldular. Tabii karın yağları özellikle göbek bölgesindeki yığılmalar. Bunları tabii liposuction yapıyoruz erkeklere. Bir de tabii erkekler... Sizin eşiniz belli ki sizin göbeğinizden memnun hocam. Değil mi? Herkes rahatsız efendim. Yani görüntümden hastalarım da bana söylüyor. Hocam size bu yakışmıyor. Niye bu hal, bu ne hal? Öyle değil evet. Çünkü hocam. Evet, evet. Onu, bir anda. Evet, söz veriyorum. Beni konuşurken iyiydi biraz önce. Evet ama bak aynısını söyledim ama. Evet. Yaz sonrası yani. İnşallah bir daha programımıza çıktığımda ince onlar göreceksiniz. Allah hocam. Allah. Bu sözü aldım. Nazım Durak Hoca'dan. Eşi bana şu anda teşekkür ediyordu. Sedacığım ne iyi yaptın da hocaya bunu söyledin diye. Bazı kadınların da hoşuna gider ama eşleri biraz kilolu olsun. Aa, ben kilo güzel bir şey değil efendim. İstemem. Kilo güzel bir şey değil efendim. Kilo, güzel değil. Sağlık açısından yani, ve evet. Kadın olsun erkek olsun kilo maalesef hiç hoş değil. Ya bir de sevmem derken yanlış anlaşılmasın. Yani kilolu insanlar da bana belki kızarlar şu an. İstemem derken benim belki kardeşim efendim. Sedat da kısınlar, çok kilolu. Onu da aynı şeyi söyleyen kadınım ben. Ay bu ne halin, bu ne halin. Nereye göndereceğimi şaşırıyorum çocuğu. Ama sıhhat aslında. Sağlık. Bakın, sağlık. Evet en önemlisi. Sağlık. Bütün başı hep bu kilolardan biliyor musunuz? Hele erkeklerde, bakın erkeklerde daha zor, kalp krizine neden olabiliyor. Kilo tabii. Yürüme zorluğu. Ayakkabınızı bağlayamıyorsunuz en basit. Evet, doğru söylüyorsunuz. Eğilemiyorsunuz. Hocam. Aynen. Evet. Yani nefes almanız, tabii ki. İki merdiven çıkılmıyor. Bir de ben o lafa da inanmıyorum, erkek dediğin göbekli olur. Ne hayır, alaka? Hayır. Hiç ne mana? Bazı bayanlar böyle yesin o şeyden, kilolu Araplardan olsun, kimse kalma bakmasın. Araplardan kalma bir şey. Kötü bir alışkanlık. Ay yok ha, hiç o Arap erkekleri ben. Genellikle kilolu. Değil ben de almayayım. Peki başka ne yapılıyor? Yaz geldi artık. Şimdi, plajlar, havuzlar dolacak, taşacak. Hanımlarda bir panik başladı. Hemen işte birazdan o güzelliğiniz için Suna Dumankaya hanımefendi de burada olacak. Nasıl vücudunuzu, teninizi güzelleştireceksiniz, ne yapacaksınız? Bunların size tarifini verecek ama yani oraları açtık. Ay estetik şart bana. İlk önce ne dedin? Meme, işte liposuction. Evet. Evet. Şart değil mi liposuction? Liposuction'un iyileşmesi ne kadar sürüyor hocam? Liposuction aslında bir heykeltıraşın eline çekiş ve keski nasıl göze hoş gelmeyen fazlalıkları alıyorsa biz de onu yapıyoruz. Aslında liposuction bir kilo verme yöntemi değildir. Değil evet. Yani tabii dolaylı yoldan kilo veriyorsunuz ama bazı inatçı yağ birikimleri var. Mesela koltuklarınızın altında, sırtınızda, belinizde. Bacaklarınızın iç tarafında, diz kapaklarınızın arka yüzünde, yanlarda basenlerinizde heybe gibi bakıyorsunuz yürüyor. Bir de düşük kemerli pantolon giyiyor şimdi bayanlar. Yakıştığını sanıyor. Ay ne güzel söyledin hocam. Yani, o koca kalçalı kadınlar, evet. O düşük bel pantolon giyiyorlar ya. Allah aşkına yapmayın ya. Çok kötü duruyor ya. Yani komik duruyor, komik. Çok çirkin duruyor hanımlar yapmayın Allah aşkınıza şu koca popolu hanımlar tunik giyin üstüne tunik bu sene tunik çok moda böyle bol bol şeyler çok moda renkli ve canlı renkli evet, evet üstüne böyle pantolonların üstüne düşen şeyler bu sene gerçekten çok moda bol bol efil efil bunları giyin ya açıyorsunuz oradan bir de şey çıkıyor böyle bir görüntü bozukluğu böyle tıkış tıkış gidiyorsunuz böyle bir şey. Giymeyin taşmış şunları. Taşmış oluyor bir de buradan yandan bu taşmış. Bu da buradan taşmış, yakıştığını sanıyor. Bir de buraya piercing takmış.
ve de onu gösteriyor. Yani. Ay, böyle durup dururken konfeti evet. attırırım size. Ya bu laf alkışlanır dedim. Bu söze konfeti. Çünkü neler yaşıyorum. Ay tütüyorum benim orada lavalandırma çalıştı da konfetiler üstüme aktı. Bu söze konfeti attırdık hocam. Yani bu hanımlar böyle şeyler giymesinler. Kesinlikle. Daha böyle güzel. Kesinlikle. Aslında evet. vücudunuz olduğundan çok daha güzel göstermek tamamen sizin elinizde. Yeter ki kendi işte bazı çıkıntılarınızı görün ve kabul edin. O çıkıntıyı kabul ettiğiniz zaman onu da gayet şık bir şekilde örtebilirsiniz. Daha güzel kamufle edebiliyorsun vücudunu. Şeyde yani işte burada fazlalık var orada. Tabii. Onları almak daha kolay değil kesinlikle, mi? Kesinlikle kesinlikle. Ve sonuçta önemli olan burada bir yerin çukur bir yerin tümsek olmaması. İnsanların en çok korktukları olay liposuction'da dengesizliklerin olması ve daha sonraki aşamalarda kilo aldığım zaman acaba o bölgelerde bir yer çukur bir yer tümsek olur mu düşüncesi. Bu tamamen hastanın derisine bağlı. Aslında derisinin dünyanın... elastikiyetine bağlı. İyi bir yerde, iyi bir derisine sahip olan hastalarda çok güzel sonuçlar alırız. Özellikle genç bayanlarda, genç kızlarımızda değil mi? O çıkıntıları aldığımız zaman daha düzgün bir bacağa sahip harika. Olunuyor. Harika. Peki efendim, hocam, teşekkür ediyoruz Nazım Durak hocama. Aysucuğum kalk senden şarkı tamam. alalım. Alkışlar! Sağlıklı beslenme ve güzellik kürlerini canlı yayında Seda Sayan'da anlatıyor. Az sonra. Sevgili konuklarım, ekran başındaki değerli izleyicilerim, işte asıl güzellik burada. Ve öğreneceğimiz çok şey var Suna Dumankaya hanımefendiden. Bak benimkiler ne diyor, evet diyorlar. Hanımefendi yaşını hiç umursamadan söylediği için bir kez daha söylemesini istiyorum. Lütfen siz yaşınızı söyleyin. 55. Maşallah. 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 Gördünüz değil mi? 55 yaşta, yaşındaki Suna Dumankaya'nın cildine, güzelliğine... Mis gibi bir kadın. Çok teşekkür ederim. Oh mis Seda gibi de geldiniz. Bir de sizin gibi ince olsak çok daha iyi olur. Benim gibi ince olmanız için aç gezmeniz lazım. Dün burada evet. canlı yayında pastaları yedim ondan sonra bitti zaten o kadar. Ah, hani zannediyorsunuz burada pastayı yuttum. Bütün şey gitti orada işte evet. ondan sonra yok. Biraz dizi seyrederken çekirdek yedim o kadar işte. Evet şimdi bugün çok güzel tarifler verecek Suna Dumankaya evet. hanımefendi. İlk önce saç dökülmesini önlemek için, sonra selülitlerimiz için, evet. benim de var. Yani bu kadar zayıflıyım ama gene onlar duruyor. Selülitim var mı? Var. Ay benim dolu kız sinir oluyorum. Ama arkadaşlarıma sorun yok diyorlar. Mesela avukatımla yan yana Şeyda'yla güneşleniyoruz. Bana diyor ki selülitim var deyip durma. Ben nerede selülit var? Ben onları buluyorum böyle yapıyorum. Bak, ben sıkıyorum, de sıkıyorum. Bak, diyorum, sıkıyorum aynen. Yani, bak diyorum var. Evet, sivilcelerden cildinizi nasıl arındırabilirsiniz? Yaz geldi. Onları, evet. Siyah noktalardan, o pis görüntüden nasıl kurtulabilirsiniz? Kırışıklıklarımızdan kurtulmamız mümkün mü? Ciltte oluşan o çatlaklara neler yapabiliriz? Hanımefendi bugün gösterecek. Şimdi bugün değişik bir bakım yapacağız burada. Avokadoyu böyle evinizde bazen olgunlaşıyor ve atıyorsunuz. Lütfen atmayın. Mesela yarısını kendinize saç maskesi ya da yüz maskesi yapabilirsiniz. Bakın hemen soyuldu. Evet. Bunu böyle ezeceğim hemen. Bunun mesela biraz bir tatlı kaşığını ayırırsınız. İçine bal, ondan sonra limon suyu azıcık. Yüzünüze maske yaparsınız. Ama biz şimdi o dökülen saçları kurtarmamız lazım. Hemen... Avokadodan bir saç maskesi yapacağım. Bizim gibi böyle boyalı saçlar bilhassa bunu yapmaları lazım. İçine iki tane bıldırcın yumurtası kıracağım. Bütün marketlerde var. Bıldırcın yumurtası biliyorsunuz öksürüğe de iyidir. Ama çok mineral ve
protein açısından çok zengin olduğu için saçlarımızı besliyor. Öksürüğe nasıl kullanılacak bıldırcın yumurtası? Eskiden çiğ içilirdi. Ay. Evet. Taze olanlar bilhassa. Bakın çok güzel. İçine birazcık Hindistan ceviz yağı. Hindistan cevizi yağı. Evet. Burada. Pardon. Aç. Şeyden, eldivenden eliniz, zor oldu. Evet. Kayıyor. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar koyuyoruz. Bu yıpranmış ve evet, saç dökülmesini önleyen bir ceviz yağı ve buğday yağı karışım. Evet. Onu hazırlıyorsun. Eşit miktarda. Ben böyle göz kararı artık alıştım nasıl olsa. Ceviz yağı. Evet ve buğday yağı. Buğday yağı. Ceviz yağı Hindistan. Ya da birer çorba kaşığı. Mesela saçınız uzunsa birer çorba kaşığı. Değilse birer tatlı kaşığı. Ay bu boşa gitmesin. Bunu birinin kafasına sürsek ya. Vallahi. Vallahi kız yazık. Hocam gel şunu senin o şimşir kafasına. Kimi? Ahmet Bey. Hocam senin kafaya şunu bir sürsek. Bunu hakikaten şey sonrası Şerife'ye verelim istersen. Evet. Bebeği olacak, evet, saçlar dökülür zayıf. Şerife, Mahidevran hamile, evet, çocuk bekliyoruz ya, saçlar dökülüyor bu tabii. Bu tam bir saç maskesi oldu gördüğünüz gibi ve bu saçları besler. Ne yapacağız bunu böyle kafamıza? Önce saç dibine hani boya sürer gibi sürüp, evet, friksiyon yapacağız, masaj yapacağız. Sonra uçlara tarayacağız, aynı boya sürer gibi. Sonra streç film saracaksınız. Kaç kere yapsınlar bunu? Bunu haftada bir kere yapılabilir. Ya da sıcak nemli bir havluyla saracaksınız. O zaman da saçınız o nem alır ve saçın dökülmesi durur. Hatta gerekirse çıkmasını sağlar. Ama insanlar yaşadığı sürece hücreler canlıdır. Önemli olan saçı besleyip saç derisine bebek gibi ilgilenip saçın çıkmasını sağlamak. Evet. Evet. Saçlarımızı. Peki kadın erkek kullanabilir bunu mi? Bunu kadın erkek kullanabilir, azaltabilir, çoğaltabilir. Çünkü çok özel bir maskedir. Nasıl azaltabilir, çoğal? Yani erkekler bir çorba kaşığı yeterlidir. Ha. Ama bayanlara bu kadar yarım avokado yeterlidir. Avokado koyduk. Ceviz yağı, Hindistan cevizi yağı, buğday yağı, evet, koyduk. Saç boyasını sürer gibi, evet, dipten uca doğru friksiyon yapa evet, sürün, haftada eğer bir kere yapın. Saçınız çok kuruysa bal, zeytinyağı, sıcak su böyle karıştırın ılık suda, saç diplerine uçlarına sürün, o kuruluğunuz hemen gidecektir. 1-2 saat bekletip yıkayın. Bu ne kadar kalmalı saçta? Bu da en az 2 saat kalmalı. Evet. Tabii kapatın kafanızı, evet, yapın işinizi canım. Evet aynen öyle. Tabii. Dediğiniz gibi. Peki bayanların selülit kabusu. Şimdi selülit için güzel bir yaz tarif. Yaz geldi. Anne bunu hepimizi yaz panik aldı. Ben not size al, kağıdı vereyim Melisa, tamam, Aysu'cum. Aysu Hanım'ın CD'sini hemen aldık biz Seda Hanım'cığım. Ay ne güzel. Gece seyretti kızım. Ertesi günü arabasındaydı. Ay ne güzel. Çok, çok beğenmiş. Evet. Çok hareketli güzel şarkılar, evet. Şansı bol olsun inşallah. İnşallah. Şimdi selülit için. Selülit için önce ben şeyden başlayayım. Peeling'den. Peeling yapalım. Şerife bul kafana sürek kız gel. Hamileniz diyor saçı döküldü diyor Suna Hanım. Önlere sürelim Şerife. Vallahi. Şimdi bakın bir kase tuz gördüğünüz deniz gibi. Tuzu. Deniz tuzu. Şöyle 1,5 çorba kaşığı kadar ardıç tohumu. Buyurun. Selülitler, evet, dikkat. Ve lavanta. Bunu da size vereceğim. Hem de vücudunuzun negatif enerjisini de alır. Bana mı? Bana mı? Bana ne olur. Bölebiliriz. Biraz da limon kabuğu rendesi. Bakın ne kadar güzel bir şey olacak. Bunu biraz daha geniş bir şey almalıydım ama şunun için alabilir miyim? Tabii. Kusura bakmazsanız. Sonra size selülit kremi tarifi vereceğim. Susam yağını alayım. Bu susam yağı da her derde deva neredeyse. Evet. Masajda da bunu güzel. Açmakta. Seviyorum ben susam yağıyla masaj yaptırmayı. Susam yağı tabii ki çok faydalıdır. Nem verir. Bakın bunu böyle karıştırdık. Üzerine biraz susam yağıyla ıslattık. Ben böyle elimi
şey yapacağım. Bu peeling. Bu peeling. Koklayın, bakın. Mis gibi kokar. Ay çok güzel. Zencefil koktu. Oh. Evet. Susam yağı da koktu. Zencefil, değil mi? Zencefil. Şimdi şey yapacağız. Limonun da kokusu çıktı. Evet. Kabuğun. Şimdi bunu, biz buna ne koyduk? Bak bunu... Deniz tuzu koyduk, lavanta koyduk, ardıç tohumu, susam limon, yağı öyle koktu bana. Ve susam yağı, ama bakın evet, içinde lavanta var, ardıç tohumu var, tuz var, limon, bununla kabuğu, ne yapacağız? Olacak mıyız? Kese bununla, gibi. Evet, hani siz dediniz ya cildim kuru. Çok kuruyum ben. Bununla cildinize peeling yapacaksınız banyoda. Bazı hanımlar ne yapıyor biliyor musunuz? Bunu sürdükten sonra streç sarıyor vücuduna, yürüyüş yapıyor ve vücut ödemini atıyor, suyunu atıyor. Hani bacaklar şişer ya. Ben de sarıp buraya geleceğim. Şey. Ne yapayım, benim böyle bir zamanım yok. Burayı saracağım, geleceğim. Şimdi bu böyle bir şey. Streçlerimle geleceğim şöyle. Ne yapacağız şimdi, bunu böyle bayağı? Aynı kese gibi bütün vücudunuza kan dolaşımını olumlu etkiler. Eğer hani kese eskiden... Haftada bir annelerimiz kese olurlardı. Hı. Kese kan dolaşımını olumlu etkilediği için kimse de selülit sorunu yoktu. Her şeyi de yiyorlardı. Ama şimdi o kadar hormonlu şeyler yiyoruz çok ki. Çok fazla. Bir de çok stresliyiz. Ne oluyor? Kan damarlarının arasına yerleşen o yağlar portakal görünümü ve kötü bir görünüm hakikaten. Ben size şimdi de onun kremini yapacağım. Selülit kremi. Bakın, masaj evde... kremi. Şimdi o peelingdi. Evet. Vücudu önce arındırdık. Şimdi kremini yapıyoruz. Tamam. Evde krem evet, nasıl yaparsınız? Bakın. Yaparsınız, yapabilirsiniz. Bakın. Evet, şunu alayım önüme. Kirletiyorum çünkü. Ve birçok selülit kremleri o kadar maddi olarak pahalı, büyük pahalı paraları ki evet. Bakın aslında evde de yapabilirsiniz. Vallahi ben hazırını da yaptım. Zencefil. Zencefil. Zencefili yemek de lazım. Mesela siz sanatçılar çayını çok da içmek gerekiyor. Öksürebilirsiniz. Bazen ben sizde çok, de evet, görüyorum. Ben mesela sabahları ince ince bunu şey yapın. Doğrayın. Üzerine bal, 2-3 damla çörek otu serpin. Biraz ceviz. Onu yerseniz hemen vücudunuzun, evet, bağışıklık sistemi güçlenecektir ve öksürmeyeceksiniz. Hemen Şerife bana baktı. Bunu da mı istiyorsun şimdi her sabah? Evet, bunu istiyorum. Evet, değiştirdik, şekil değişti. Zencefil ince ince doğrayacağız. İnce ince. Üzerine biraz bir kaşık bal. Evet, bakın getirdik nasıl olsa. Onu biraz şey. Şerife bak, Hanım size yapsın. Üzerine çörek otu biraz. Çünkü çörek fazla otu, bir şey yemediğinizi öğrendim. Bari yemem, bağışıklık sisteminizi güçlendirelim. Demiyorum. Evet. Sabah bu sabah ne yedim? Ceviz yedim. Evet. Bakın, aldım oradan vitaminimi ben. Siz gereksiz şeyler yiyorsunuz. Vallahi çok da tutuyor. Bademimi, cevizimi ceviz yedim, bitti işte. Evet. Bakın bunlar acı biber, sivri acı biber. Hiç düşünmediniz değil mi böyle bir şey yapacağımı? Bir kaşık balımı da yedim. Evet. Balım da biliyorsunuz özel geliyor, Mustafa Topaloğlu. Orada aç kaldı kardeşim. Survivor'larda. Evet. Balımı da yedim. Tamam, daha ne? Ne olacak bakın, yani? Acı biber koydum ve zencefil koydum. Biraz açıyorum ki acısını versin. Bir limon kabuğu da koyalım. Ekran başı kağıdı kalemi hazırlayın. Bu evet, kremin malzemelerini ve tarifini tekrar verdireceğim Suna Duman Kaya hanımefendiye. Evet. Şimdi susam yağı koyuyoruz. Bunu hatta birisi kullansın ve ziyan olmasın. Çok özel bir şey oldu. Size veriyorum. Bunu da size veriyorum. Çünkü bunu masajla yaptırırsanız çok daha etkisini görürsünüz. Hiç onu ziyan etmem. Hiç merak etmeyin. Yüzüne mi sürecek bunu? Ne yapacak? Yok, vücuduna selülit kremi. Evet. Ama bunun selülitim var Allah sizi aşkına. Sizi bekliyorum ya bizim oraya. Ben evet. Ben bir fırsat bulsam da gelsem. Bir pazar günü bile ne gelebilirsiniz. Güzel, evet. O kadar mutlu ayrılacaksınız ki. Bakın ne yaptım. Ben bunu kapattım. Bunu isterseniz güneş gören bir yerde 15 gün bekletip kullanabilirsiniz. İsterseniz benmur usulü, yani bir tencerenin içine bir küçük havlu, su, kısık ateşte 40 dakika kadar kaynayacak. 40 dakika sonra bunu süzeceksiniz. İçerisine bir çorba kaşığı pirinç nişastası koyarak krem kıvamına getirip bütün vücudunuza masaj yapacaksınız.
Şimdi çünkü içindekileri... bakın, önce ne yaptık? Peeling yaptık. Tuz, lavanta, ardıç tohumu, limon kabuğu, susam yağı ile ıslattık. Bu peelingi yaptıktan sonra ne oluyor? Vücut o ölü deriyi atıyor. Dolaşım sağlanıyor. Daha sonra bunu haftada bir yapın ama bunu her gün sürün. Bana teşekkür edeceksiniz. Selülit %100 hiçbir şey gideremez. Ama asgari düzeye indirir, cildinizi pürüzsüz hale getirir. Peki bir daha evet. İçinde neler var? Bir kez İçinde daha. Taze zencefil çubuk haline getirdim. Böyle. Acı biber koydum 4-5 tane. Limon kabuğu koydum güzel koksun diye. Ve susam yağı üzerine çıkacak kadar. Evet. Ama bu, bunu çoğaltabilirsiniz. Zencefil. Evet, taze zencefil. Taze zencefil. Evet. Ne çok kadar hoş, kolay değil mi? Değil mi ya? Evet. 15 gün bekletin, 15 gün sonra süzün ve ne kadar nişasta unu? Yani bir çorba kaşığı. Bir çorba kaşığı evet. Nişasta unu katın ki evet. Krem kıvamına gelsin. Sonra güzel nerenizdeyse, karnında evet. mı, bacağında mı, evet. selülit göbeğinde de selülitleri olanlar var. ve var değil mi? Evet, var. Peki şimdi size şey yapacağım. Lekeler için. Evet. En çok hanımların evet. şikayet ettiği konu bu. Lekeler. Yani birçok tarifimiz var ama evet, özellikle size de yazın. Şöyle söyleyeyim. Mesela pirinç haşlıyorsunuz. İşte çocuğunuza ya da bir ne diyeyim size sütlaç yapıyorsunuz. Hı. Bir parça pirincin suyunu ayırdınız. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar ayırdınız. Ondan sonra çok az bir tatlı kaşığı kadar da limon suyu sıktınız. Efendime söyleyeyim. Meyve asidi yapıyoruz. Taze meyve asidi. Biliyorsunuz meyve asitleri dışarıda çok pahalıdır. Evet. Onun için bunları evet. iyi dinleyin. Ne yaptık? Elmayı da sıktık. Tabii. Bakın bayağı suyu geldi. Bir tatlı kaşığı oldu. Evet. Taze olsun lütfen. Yani bunu her akşam bir de üzüm çekirdeği yağı koyacağım. Burada herhalde burada. Göremedim. Ha burada. Pardon. Bazen önünüzde durur göremezsiniz ya. Öyle bir Açayım şey. Açayım ben onu. Vallahi rica edeyim. Peki önlüyor mu? Bakın hem önlüyor hem renk bozukluğunu gideriyor. Aa çok güzel. Ben kimsenin sigara içmesini istemem ama bilhassa sigara içenlerde böyle şey var, ciltleri böyle kara sarıdır. Lütfen yani içmesinler ama bunları akşamdan yüzüne masaj yaparak sürekli parmağınızı temiz cilde temiz parmaklarınızı batırıp yüzünüze masaj yapın. Sürekli masaj yaptığınız takdirde ne olacak? O zaman lekeler gidecek. Hatta yıkamadan yatın. Çünkü bu bir maske değil, bu gece kremidir. Bakayım her yıkamadan gün, yatarsak bakayım kokusuna. Hiçbir zararı da yok. Çok güzel. Şöyle bir elinize sürebilir miyim arzu ederseniz? Çok güzel vallahi. Sürelim bakın ne kadar güzel. Siz iki elinize birden hani kuruluğu da gider. Ve kalabiliyor size da öyle. Size de süreyim mi? Evet. Ay ben evet. bayılırım. Bana krem versinler oynayın. Ben de 7/24 krem versin. Krem reyonuna beni bırakın. Ben de. 5 saat dolanın gelin ben evet. hala orada duruyorumdur. Evet. Ay yumuşacık oldu. Yumuşacık değil mi? Yani düşünün bu bütün cilde de yapılabilir. Yap şunu ya. Mesela dekoltenizde de yapılmış gibi oldu. Eğer boynunuzda yapın, şuralarınızda da sürün güzel. Bak şuralarınızda. Evet boynunuzda kırışıklık varsa asıl sen onu yapacaktın bak onu. Şunu eline tamam. bir yapsak çok güzel olacak. Ay ben bayılırım bu şuralarınız. Kaymak gibi olursunuz evet. bacım. Pinikler buralar çok önemli çünkü hanımlar unutuyorlar buralara. Bak şöyle yapayım mı? Bir parça. Bir parça yapacağım. Tabii bu eller nazik olduğu için tuz biraz daha eriyecek ama bir koklu ellerini şimdi. Vücudunuzdan bu koku bir hafta çıkmaz. Çünkü limon, lavanta, tuz. Çok güzel kız. Bir de siz çok göz önündesiniz ya nazarı da alır. Çünkü Aa, içinde tuz var, lavanta var. Ne kadar önemli. Ben çok ellerimle böyle konuşuyorum ya. Yani. Evet. Çok güzel ya. Başka ne yapacağız şimdi? Başka mesela ne yapacağız? Başka güzel. Bir şey. Sivilceler. Sivilceler için cevap verebilirim. Mesela gözünüzün altında
hafif morluk var. Şu elmayı alıp şu göz etrafınıza koyabilirsiniz. Kocası şekilde. Dövdüyse gene olur mu? Kocası dövdüyse çok zor. O zaman buz. O zaman adamın gözüne koy onu. Elmayı koy. Allah dert versin de koy ona böyle elmayı. Evet. Ondan sonra sivilceler için bir kere almış olduğunuz gıdalar çok önemli. Gerçekten fındık, fıstık, şuradan çikolata çok fazla efendim baharatlı. Söyleyeyim, evet çok değil baharatlı. Mi? Bir de fast food yemek, bunlar sivilceleri hakikaten azdıran şeyler. Aşırı derecede bu kuru yemişler, içecekler söylemeyeyim ismini, asitli içecekler. O zaman dengeli beslenmeye gitmek lazım. Kızıl kantaron otunun suyun, yani onu güzel şöyle bir tutam suda haşlayın 5 dakika kadar, sonra suyuyla cildini silin, o kantaron otunu şöyle bir kazı bezin içerisine koyup kuruyana kadar bekletin. O sivilceleri söndürür ama iyileşene kadar sabah akşam yapmak lazım. Bak ne kadar sevindim, böyle yumuşadı ya. Ay çok evet. Güzel ya. Aslında bu da çok yani bu avokadonun o kadar güzel etkileri var ki. Mesela çocuğunuzda unutkanlık varsa evet. Avokadoyu mesela o çikolatalar ekmeğe süreceğinize avokado, olgunlaşmış avokadoyu iyice ezin, içerisine bal, ceviz koyun, ekmeğine sürüp yedirin. Zihin açıklığına sebep olur. Ve artı bu Alzheimer hastalığını da önler. Lütfen bunlar siz de yiyin, yiyin ya. Yani. Dediğim gibi bir en az bir tatlı kaşığı yapılabilir. Bir gün bana geleceksin, sen kendin diyeceksiniz. Yiyin şunları ya, ben tanımayacağınızdan çok korkuyorum. Abi kim de diyeceksiniz. Bu biriydi ama bu birine benziyordu diyeceksiniz. Mesela, şimdi evet. Başka ne istersiniz? Sivilceler. Sivilceleri söyledim. Söyledim. Kırışıklıklar. Noktalar. Kırışıklıklar. Kırışıklıklar. Burada bal olsaydı hemen yapacaktım size bu malzemeden. Ama bir kere kırışıklıklar için cilt kuruysa peki. Eşit miktarda birer devam edeceğiz. Kaşığı zeytinyağı ve limon. Beklesinler Sunu Hanım. Evet. Bekleyin, kısa bir ara reklamlar. Reklamlardan sonra kırışıklık ve siyah noktalarla devam edeceğiz. Evet. Bitki bilimi ve güzellik uzmanı Suna Dumankaya hanımefendiyle devam ediyoruz. Siyah noktalar dedik. Siyah evet. Noktalar da öyle böyle değil. O kadar herkesin kötü görüntü veriyor ki. Evet. Bir kere cildi yağlı olanlar çok temiz tutmaları lazım cildini. Değil mi? Mesela yeşil çay çok iyidir. Gözenekleri sıklaştırır. Maden suyu, limon suyu, bunu buz haline getirip buzdolabında, buz kalıbında cildinize sürdüğünüz zaman gözenekler sıklaşır. Siyah noktaların oluşumunu engeller. Ama cildi hassas olanlar yulaf, eşit miktarda birer tatlı kaşığı, yulaf unu, kil, krem ve suyla karıştırıp cilde sürebilirler. Sonra ovup çıkarabilirler. Çünkü o, her ovduklarında ciltteki o siyah noktalar gider. Ama eğer cildi yağlı ise o zaman mısır unu, kil, krem ve su. O kadar özel ne yapacak, bir şey yapıyor birer tutan ki. Mı bunlarda? Evet. Bunlar hepsi birer tatlı kaşığı, eşit miktar. Birer tatlı evet. Kaşığı. Cildimize sürüyoruz, 5 dakika bekledikten sonra ova ova çıkarıyoruz. Her ovduğumuzda cilt porselen gibi masaj olur. Masaj yapıyor. Evet. Çünkü hele de sizler çok makyaj yaptığınız için ve o temizleme sütleri daha çok içeriye doğru. Alıyor. Ne kadar duracak ciltte? 5 dakika. Ve ondan sonra ovacaksınız. Çünkü onun bir cilde faydası vardır ama en azından onu bir amaç üzerine, yani keseliyoruz cildi onunla. Boynumuza, ellerimize, vücudumuza çoğaltıp yapabiliriz bunları. Ay mis gibi evet. Ne güzel ya, ne ve kadar kolay. Gerçekten hani o engebeli cilt olur bazen insanlarda, onu dümdüz hale getirir. Yani mutfağımızdaki malzemelerle bunlar da olabiliyor. Olur tabii, elimizin evet. Altındaki malzemelerle neler yapmamız evet, mümkün evet. Gördünüz. Peki kırışıklıklar için? Kırışıklıklar tabii ki hiç kimse yaşlanmayı önleyemez. Yaşlanmak, yaş almak çok güzel bir şeydir. Allah sağlık versin insanlara. Ama söylediğim gibi çok mesela çok kuru ciltlerde çok çabuk kırışma oluyor. Ne yapacağız? Bir tatlı kaşığı eşit miktarda yine kakao, yulaf unu, yoğurt,
ve bal. Kakao, yulaf unu, yoğurt ve bal. Bunları karıştırıyoruz. Tüm cildimize, boynumuza kadar indiriyoruz. Kakao cildi hem mutlu eder hem de inanılmaz derecede cildin o çizgilerini açar. Yıkadığınız zaman o zaten cilt o kadar kuru ki emmiştir onu. Hemen böyle ova ova çıkarıyorsunuz. Önce ılık sonra soğuk suyla yıkıyorsunuz. Ve yine cilt, yani ciltle ilgilendiğiniz zaman toprak gibidir. Hani çiçeğe su vermezseniz kurur. Ama su verdiğiniz zaman, ilgilendiğiniz zaman çiçek açar. Tabii. Sizi mutlu eder. Cildimiz de öyledir. Anneannemin bir lafı vardır. Kızım, insanın en önemli kumaşı kendi cildidir. Teni. Evet. Diyor. Eğer cildine iyi bakarsan o sana cevap verir. Asıl giysiniz. Hani gidip elbise alıyoruz. Biz o zaman çok gençtik. Böyle çok çarça puta para verirdik. Hmm. Derdi ki kızım, en önemli şey cildinizdir. Değil mi? En önemli kumaş cilttir. Eğer cildiniz güzelse basma da giyseniz yakışır. Ama cildiniz kötüyse, bakımsızsa istersen kürk giy, hiçbir anlamı yok derdi. Onun lafı rahmetli. Mesela ondan alınma şeyler var mı zaten tarifler? Anneannemin tariflerini günümüze uyarladım. Anneannem Türkiye'nin ilk Lokman hatunuydu. Yani çok emeği vardır ülkemizdeki birçok bürokrata, birçok insana. Nurlarda yatsın, bugün onu andık. Ben de ondan öğrendim Seda Hanımcığım. 35 yıldır, hatta 36 yıla girdi. Maşallah. Bu bilgileri insanlarla hep paylaşıyorum. Çok iyi ondan ya. Ondan öğrendiklerimi günümüze uyarlayarak. Tabii ki ben de çok eğitimler aldım. En az 17 ülkeden sertifikalarım vardı. Ama İşte paylaşıyoruz. Güzel bir şey. Ne güzel. Allah eksikliğinizi göstermesin. Amin. Peki çatlaklar var bir de. Çatlaklar oluşmadan önce önlem almak lazım Seda Hanımcığım. Oluştuktan sonra hiçbir kuvvet onları düzeltemez. Yani hamilelik başladığı zaman... Tek çaresi olmayan evet, şey değil mi? Evet. Hamilelik başladığı zaman cilt eğer darsa, hani karın bazı insanların... ve kollar, bacaklar bir anda çatlıyor. Bacaklarında da çatlaklar evet. olanlar var. Ne yapalım? Çatlamadan önce limon suyu eşit miktarda. Birer kahve fincanı. Limon suyu, susam yağı, badem yağı ve çilek yağı. Bunları karıştırıyorsunuz bir şişeye. Her gün duştan sonra vücudumuza süreceğiz. Sürün. Evet. O çatlamayı engelleyecek. Ama çatladıktan sonra... Şu krem çıktı, bu krem yapıldı. Hiçbir şey yok. Kesinlikle boşuna zaman ve para harcıyorsunuz. Yani ancak bir estetik mucizesi olacak ki orayı düzeltebilsin. Ancak estetikle. Evet. Zaten yok. Estetikçiler bile diyorlar ki her şeye çözüm var ama evet. çatlak çok zor. Yok, çok evet. zor. Ve çatlağın kiloyla falan da yani çok kilo almış insanla evet. da alakası yok. Mesela yani, ne kadar zayıf arkadaşım var. Çok zayıflardı da. Evet. Evet canım benim. Onlar işte. Bazen ben görüyorum evet. Şuralarda bayanlarda. Evet, yani. Şuralarda bile oluyor. Enteresan bir şey o çatlak. Sadece burası. İşte ama çoğunla doğumda evet. çıkan değil mi? Bilhassa yeni gelişen genç kızlarda annelerin uyanık olması lazım. Kızım işte şunu hazırladım sana. Bunu sür. Yani benim söylediklerim... Benim annem peşimde geziyor. Ah canım benim. Hazırladım sizden falan takip ediyor. Zaten bir uzman gibi oldu. Hazırladım çocuğum gel. Sürekli hadi peş. Ya, ne yemin güzel. Ediyorum. Ah canım. Almıştır zaten notunu eminim. Çok sevgilerimizi yani, peki o saç buradan. İçin bir şey hazırladık demin. Evet. Avokadolu. Onu saçımıza sürdük. Kaşına falan da sürebilir miyim? Kaşına en güzel şey fındıktır. Ve Türkiye'de ilk defa ben kaş ve kiprik çıkaran fındık. Bir krem yaptım. Evet. Ay. Fındık yağı. Fındık yağı. Fındık yağı değil. Gerçek fındık yağını bulmak çok zordur. Evet. Eskiden yine anneannemin tarifini vereyim. Fındığı böyle çuvaldızda takarlardı. Hani çuvaldız iğneleri vardı ya böyle evet. büyük. O iğnelere takıp böyle mangalda hafif yakardı. Fındık. Eskiden böyle kaloriferli evler yoktu. Fındık. Bundan 50 sene önce. Evet. Böyle onu hafif böyle kendinden bir yağ salgılar fındık, iç fındık. Evet. Onu alırdı böyle siyah kaşını ve kipriğine sürerdi. O kaşı ve kipriği güçlendiriyordu. Allah Allah. Ben de onu hazır hale getirdim.
fındığın ekstratından çok güzel bir fındık kremi yaptım. Hani ben fındık badem ve badem yağını kremi yaptım. Ve o kaşa ve kirpiye mi? Kaşa ve kaşıyla kirpiyle uğraşanlar var. Yazık, kaşı kirpiği dökülenler var. Size bir var. Tane göndereyim. Bakın çok mutlu olacaksınız. Kirpikler için kaş ve kirpikler. Özellikle. Çok makyaj yapanlar bilhassa. Çünkü bu sürülen bütün kalemlerde kurşun vardır. Ektiriyorlar şimdi ve zararlı. Bir de düşün. Evet. Ektiriyorlar. Bizde ektirdi. De, Ebru Şallı ektirdi. Çok da güzel oldu. Çok bayağı, da güzel oldu. Bayağı kaş ektirdi biliyor musunuz? Seda Hanım, bizde de Türkiye'de ilk defa kanserojen içermeyen bitkisel boyalarla kalıcı makyaj yapılıyor. Almanya'dan ekibim bana geliyor. Bana şey göndermişsiniz. Evet. Bayıldım ona. Evet. O ekip ayda 4 kere bizde yapılıp gidiyorlar Almanya'ya. Nerelere yapılıyor? Kaş, kaş, kirpik ve dudak. Göz sürmesi. Evet. Hepsi yapılıyor bizde. Kirpik yani nasıl? Kirpik dibine eyeliner. Altta da eyeliner. Ve çok da güzel ve etkili oluyor. Yurt dışından geliyor. Bu çok önemli. Mu? Evet, yurt dışından geliyor. Ve sağlık örgütünün onayladığı bitkisel çok boyalarla önemli. Yapılıyor. Yani dövme yapmıyoruz. Dövme çünkü çok sert ifade veriyor. Ama bu yapılan, bizde yapılan işlem, bende de var mesela. Kalıcı çok mı peki? Çok natürel duruyor. Evet. Kaş boyası kaş, da mı oluyor? Kaş, kifrik, evet. Ve dudak. Dudak yapanlar var. Dudağın bayağı içini dudağın yapıyorlar. Evet. İçini. Ben dudakla ilgili hiçbir şey almayayım artık. Ay evet. Dudak renklendiriyor. Düşünün sabah uyanıyorsunuz yine öyle pembe pembe dudaklarınız. Evet. Aslında kadınlar istiyorlar. İstiyorlar. Kaşı olmayanlar ama var. Ama doğrusunu doğru yerde doğru işi yapsınlar. Çünkü çok onun geri dönüşü de yoktur. Çünkü çok tabii çirkin oluyor. Bilinçsiz ellerde çok iyice kaşı dökülen dövmeden çok insan oldu yani bilinçsiz ellerde. Onun da ustasını iyi araştırmak lazım. Bunlar çok önemli. Ben buna inanıyorum. Bizim burada birçok insan onlara gidiyordu uçakla oraya. Şimdi onlar bizdeler. Onlar buraya geliyor. Evet, bizdeler. Ay ne güzel. Peki Suna Hanım ne yapıyorsun kendine sen? Yani mesela yani bunları hep dener misin kendine? Bunları zaten denemediğim hiçbir şeyi televizyonda veya köşemde yazmam. Söylemem. Çünkü bunları hepsini deniyorum. Benim bir tane 36 yaşında kızım var. Maşallah. İki tane gelinim var. Hepsi gelirler anne önce bize dene derler. Yani deniyoruz ve bunları hazır hale getirdik. Bize çok güvendiler. Yeditepe Eczacılık Fakültesi'nde 55 parça ürün yaptık. Türk markası yarattık ve şimdi bütün Türkiye'nin geneline bayilikler veriyoruz. İstiyorum ki ülkemde kalsın. Tabii. Paralar. Bu milyonlarca dolarlar gidiyor yurt dışına. Hazırladığınız şeyleri ürün olarak da alabiliyor muyuz? Evet, biz? Alabiliyorsunuz. Siz hazırlıyorsunuz. Hazırladım. Tabii. Öyle. Hepsi çok Sağlık güzel. Bakanlığı onaylı. Çünkü sonuçta patentli. Bu da bir süre gerektiriyor. 15 gün durması, güneş ışığında. Evet. Çok hepsi doğal olan. Ve bitkisel ağırlıklı. Hiçbir şey %100 doğal değildir. Çünkü mutlaka içine katkı maddesi koymak lazım. Raf ömrü için. Raf çünkü ömrü. Tabii. Kim derse size bu %100 doğaldır, organiktir, yalan. Bunu gerçekten buradan söyleyelim. Ben yapamadım %100 doğalı. Kim nasıl yapıyor anlamadım. Ki ben üniversite gibi bir ortamda yapamadım. Çünkü insan sağlığına zarar vermeyen koruyucu maddeler koyup öyle halka sunuyoruz. Ki yurt dışına bile gitti, çok beğenildi. Türkler ilk defa doğru iş yapmış dediler bizim için. Allah Allah. Evet. Çok ayıp. Bize ne demiş bunlar? Biraz sevineyim, üzüleyim mi bilmiyorum. Vallahi. Severtirim vallahi. Peki bir şey daha. Yaz geldi. Şimdi herkes güneşe çıkacak. Yani artık uzmanlar diyorlar ki markete bile giderken dikkat edin, güneş koruyun, koruyucular kışın bile. Bunların hepsi de çok pahalı hayatım, çok pahalı. Biliyoruz. Ne yapsınlar hemen pratik mesela bir koruyucu ne bileyim ellerini ne bileyim şu küçücük giydiğiniz V-yakadan bile şuranız yanıyor. Yanıyor evet. Yüzünüze ne sürsünler? Bir daha geldiğimde canlı canlı da yapabilirim size. Hı. İnşallah nasipse. Ben yıllardır yapıyorum havucu rendeliyorum iki tane havucu. Havuç. İki tane çubuk tarçın koyuyorum. Bir tatlı kaşığı karanfil koyuyorum. 15 gün güneşte susam yağı da bir de dolduruyorum üzerine. Ve 15 gün güneşte bekletiyorum. 15 gün sonra onu süzüyorum. Çok güzel havucun özü çıkıyor. Tarçının kokusu, karanfilin kokusu. İçerisine koruyucu olarak %20 ya pirinç nişastası ya da çok kaliteli bir pudra. Bebe pudrası. Pudra? Evet. Koyuyorum %20
koruyuculu bir krem ortaya çıkıyor. Aa, çok güzel. Evet. Onu da hazır hale getirdim. Çok güzel oldu ve çok güzel bronzlaşıyorsunuz. Hem vücut kurumuyor, hem bronzlaşıyorsunuz. Evet. Hem de koruyor. Bir de aloe vera yapraklarını yine susam yağında krem haline getiriyorum. Taze aloe vera yaprakları. Onu bir geldiğimde size yaparım inşallah. Ay, çok şimdi herkese demem ya. Geldim geleceğim diye çok, ama ay, çok size, istiyorum. Size yaparım burada. Blender'dan geçirip böyle krem haline getiriyoruz. Bembeyaz bir krem haline oluyor. Ve vücuda sürdüğünüzde yine koruyucu bunu, haline yürüyor. Evet. Suna Hanım'a soru sormak isteyen var mı? Evet. Ay, şunu sormak istiyorum, benim için çok önemli diyecek. Var mı aranızda? Onlar her şeyi hallettiler. Ciltleriyle de sorunları yok. Ben bir şey sorabilir miyim? Sor Eser. Suna Hanım, ben sedef hastasıyım. Cildim aşırı derecede kuru. Yüzüm de bayağı o kuruluktan dolayı kırışma oluyor. Ben ne yapabilirim, ne kullanabilirim? Evet, stresten kaynaklı. Mutlaka üniversite hastanesi Cerrahpaşa'da bu sedef hastalığını biraz olsun çözüyorlar ama şah tedavi altına girdim ama hiçbir çözüm olmuyor. Şahdere otunu her gün çayla, çay gibi demleyip için. Tansiyona zararlı olur mu? Hayır, onun tansiyonla hiç alakası yok. Şahdere otu. Şahdere otu çok iyidir. Bir de bu havuç kremi yaptık ya az önce güneşle ilgili. Ben onu siz bütün vücudunuza sürebilirsiniz. Ben bir de doktor mesela bana diyor ki çok kişiye güneş yasak fakat bana faydası olur diyerekten saat 11 ile 5 arası muhakkak güneşlen diyor. Denize gittiğim zaman, güneşlendiğim zaman Seda Hanım hiçbir şeyim kalmıyor. Aynen. Tamamen geçiyor. Geliyorum İstanbul'a, döndüm mü 2 ay sonra tekrar çıkıyor. Bir de orada yaşaman lazım. Hanımefendi çok güzelsiniz. Sedef hastasının tek düşmanı kilodur. Ama ben de o kadar evet. Çok sorun var ki, tiroid sorunum var, tamamını aldılar, evet. Hormon sorunlarım var. Büyük geçmişler olsun. Yani ben hep inanın yemekte hiç ilgim yok. Okay. Aç geziyorum, karnım hayatta acıkmıyor. Evet. Safra kesem de yok, o da alındı. Yani benim metabolizmada bozukluk olduğu için. Hiçbir şeyin yok, tiroid gitmiş, hiç. Safra kese gitmiş. Hiçbir şey yok. Sen acaba ben var mısın, diyorum burada ki, mısın? Seda Hanım, diyorum ki doktorlar başka türlü zayıflatamıyor, organları ala ala zayıflatmaya çalışıyorlar. 200 gram oradan, 200 gram. Bir de bakacağım ensen yok. Evet, Allah başka dert vermesin. Amin. Evet. Demek ki deniz kenarında yaşayacağım evet. Bacım. Evet. Çok nemli, iyi geliyor onun için. Evet. Peki benim stüdyo şefimin programı dinlemediğini ispatıdır. Evet. Diyor ki sorar mısınız kipik uzatma. Biraz önce ne anlattı? Fındığı dedi, ben size eskiler bir tane kaş kiplik kremi göndereyim. Evet. 28 günde ne kadar faydalı olduğunu göreceksiniz. 28 gün sür. Evet. Gel burada, ben sürerim senin gözlerini. Sor hayatım. Peki yerleşmiş olan güneş lekelerini mikrofonu nasıl yakın tut bacım. Yerleşmiş olan güneş lekelerini nasıl çıkaracağız? Tabii dermis sisteme indiyse, yani derinin en alt noktasına. Geç kaldın. Biraz geç. Ama onu biraz olsun açmak için bir tatlı kaşığı yoğurdun içine, bir çay kaşığı kabartma tozu, bir çay kaşığı limon suyu. Limon suyu. Bunu böyle krem haline getirin, o kabaracaktır hemen. Bütün o lekeli olan bölgelere sürün. Hafif bir 20 dakika sonra ovarak çıkarın. Suna Hanım, bir çay kaşığı bana yeter mi? Bir tatlı kaşığı yapın ya da bir ya çorba kaşığı yapın. Ya sen de artık bir kepçe yap yani. Sen evet, senin şöyle bir döşün. Nerelerine sürecek, göğsüne mi? Her tarafta var. Aa, nereler? Mayo giydiğin iç organ, mayonun altındakilerde yok. İç organ. İç organlara kadar mı kan? Mayonun iç kısımlarında olan yerlerde yok. Güneş gören yerlerde leke oluyor. Ay, evet. Mayonun iç kısmıyla bizim ne işimiz var bacım? Bize ne? Şimdi bak, sen ne yapacaksın? Buradan böyle giyeceksin, lekelenmeyeceksin. En güzeli haşama giyin. Ne işin var? Hayır, giyemem onu. Giyin mis gibi oturun. Hayır. Kenarda hem bak, yemin ediyorum annemi deniz kenarına götürüyoruz, her yerini kapatıyoruz kadının. Alerjimiz var, ben de güneşe çıkmıyorum. Ben de çıkamıyorum, son iki çıkmıyorum. Senedir. Bir de güneş. Sağlık olmadan güzellik olmuyor, bunu unutmayın. Önce iyi düşünmemiz lazım, pozitif olmamız lazım. Biz kadınlar birbirimizi sevmiyoruz, birbirimize hep eleştiri yapıyoruz. Birbirimizi olduğu gibi sevsek, birbirimizi güzel baksak, kıskanmasak, o kıskançlık insanın en büyük düşmanıdır. Yani biraz da
yediklerimize dikkat etsek. Çünkü ne yersek o çıkıyor ortaya. Yani insanın mesela bu mevsimde mutlaka kendinize bir kür yapın. Maydanoz, limon suyu ve su. Ve onun suyunu için o vücudunuzdaki bütün ödemi alacak, ferahlık gelecek, etten uzak durun bir süre. Mesela salatalık suyu için vücudun su ihtiyacını çok güzel karşılıyor. Ben içtiğim suyun içine bile birer dilim salatalık ya da dörde bölüp kokusu bile değişiyor ve çok siz güzel. Siz ne kadar bana gittiniz biliyorsunuz orada hep salatalık koyarlar Araplar ki... Ümre'de dolaştığımız zaman salatalık yiyorduk biz hani su ihtiyacını tabii karşılayalım diye. Çünkü zemzem suyu mideye kadar geliyor. Ondan sonra inmiyor aşağıya. O yüzden çok özel bir su çünkü. Mutlaka su içmek ya da salatalık yemek lazım. Araplar uyarıyordu yani bizi. Peki şu maydanoz bir daha. Maydanoz ne kadar? Bir tutam maydanoz yani yarım demet maydanoz tamam saplarıyla. Bir limon suyu ya da yarım limon suyu mideye göre ister tok ister aç bir bardak su blenderdan şöyle iyice böyle eziliyor biliyorsunuz evet maydanoz. Onun suyunu içtiğinizde vücudunuzun ödemi gider. O hakikaten sizi rahatlatır. Damarlarınıza kadar, ve ayaklarınıza kadar. Yollarınızda herhangi bir şey varsa onu da. Onu da söker tabii atar. Böbreklerde kum doğru ne atar varsa atar yani. Tabii. Tabii ki öncelikle doktorunuza sorun. Sonra bunu yapın. Ben nacizane bilgimi sunuyorum. Mesela kış boyunca ben kırmızı pancar ne yapıyorsunuz evet dediğiniz için. Kırmızı pancar bir tane, yeşil elma bir tane, bir parça taze zencefil, yarım limon blenderdan geçirip içtim. Ama herkes grip oldu. Bana bir şey olmadı. Mesela o bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Vücudun kanını temizliyor. Lütfen siz de yapın. Hala pancar var. Size de çok iyi gelir. Herkesin size ihtiyacı var. Ya ben de olmuyordum, grip olmuyordum ama bir şekilde aldım. Halbuki öpmemeniz lazım. Ama lütfen şu zencefili eksik etmeyin evinizden. Öksürüğünüzün en büyük ilacı odur. Lütfen. Öksürüğüm benim astımımla da ilgili. Mesela biraz önce halılar serildi buraya. Evet. Hemen değil mi? Tabii. O tabii şey klimalar. Kalkan, yerden kalkan toz ve burada vantilatör çalıştırıyorum. Çünkü klima kafi gelmediği için o vantilatörün yerden kaldırdığı toz. Evet. Burada daha çok öksürüyorum. Yani programda bir de o ev kokuları. Evet. Spreyle. Arabamda daha tütsüler çok öksürüyorum. Dikkat ediyorum evet nerelerde daha çok öksürüyorum. Arabamda ve stüdyomda daha çok öksürüyorum. İşte astım bronşit biraz da bağışıklık sistemi düştüğü zaman daha çok ortaya çıkar. O yüzden hep güçlü olmanız lazım. Evet, yani sizi evet güçlendirmek lazım. Komşu olsaydık keşke. Ya evet öyle uzak bir yeriniz. Ama evet halledeceğim o sorunu çözeceğim. Kesinlikle haftada çok uzak bir gün, sayılmaz inanın. Bir günü benim size zaten bana gelenlerin %70'i ta Sarıyer'den geliyorlar. Geliyorlar evet değil mi? Çok uzaktan hayatım geliyorlar. Doğal bir de doğal. Evet. Yani evinde elinin altında biraz önce işte gösterdim mangonun, evet, avokadonun, bilmem neyin, kabuğunun, evet, işte o elmanın. Evet. Onu atma, bunu böyle yap, şunu şöyle. Yani evinizdeki sebzeleri kullanırken mandalina kabuğu. Evet, ne kadar faydalı bir şey yani. Göz altındaki morluklar çok bahsediliyor. Yani sizin evet yerinizde ben affedersiniz söylüyorum ama eğer cildiniz hassas değilse mutlaka bu bitkiler herkese, her insana iyi gelmeyebilir. Kiviyi soyduğunuz zaman, göz etrafına da tutun. İçerisini de yiyin mesela. O da zihin açıklığı yapar yine. Kivi de çok özel bir meyvedir. Aynı zamanda cildiniz alerjik değilse kiviyi blenderdan geçirin, gözenekleri sıklaştırıyor. Mesela, Allah Allah. O çok özel bir tariftir bu da. Mesela yumurta akıyla kivinin birleşimi gözenekleri sıklaştırır. Ama bazı insanların kiviye de alerjisi oluyor. Kivi sürdüğü an bir anda kabarabiliyor. Lütfen ben her zaman tarif verirken buna önemsiyorum. Önce bir bakın şurada. Alerji yapıyorsa kullanmayın. Deneyin. Çünkü her bitki herkese iyi gelmez. Doğru. Doğru. Onun için. Ya şuradır değil mi denemiş? Evet, evet. Peki saçlarımız dedik, kirpiklerimiz dedik, kaşlarımız dedik. Her şeyi döktük ortaya vallahi. Daha ne olsun değil mi?
cildimiz dedik, kuruluk, nemini konuştuk ve özellikle yapmanızı istediği tam o aylardasınız dedi. Maydanozlu o, maydanoz, o hazırlanılacak evet. blenderdan şöyle bir geçirin dedi. Limonla. Onun suyunu için detoks olacak sizin için dedi. Aklınızda değil mi Sunu Hanım'ın söyledikleri? Cilt kuruluğu, selülitleri konuştuk. Ben beslenme uzmanı değilim ama mutlaka diyetisyenize, doktorunuza sorun. Ben hani güzellik uzmanı olduğum için güzellik uzmanı demek her şeyden anlaması demek. Benim de çok hekim dostlarım var. Onlarla çok bilgi alışverişi yaparız. Sağ olsun hekimler de beni çok seviyor. Çünkü her zaman derim öncelikle hekim, sonra bunları uygulayın. Çünkü Allah onlara eksikliğini vermesin. Yaz geliyor. Topuklardan bahsedelim ah isterseniz. Şimdi yemin ediyorum ay beynimi okudunuz. Ben de onu düşünüyordum. Tırnaklar, ayakkabılarda evet. Mesela Madonna'nın ayaklarını çekmişler. Madonna'yı rezil etmişler. Evet. Yani sadece bizimkiler yapmıyor. Dünya basında böyle şeylere itibar evet. ediyor. Pedikürsüz ve kötü ayaklarıyla o açık dekoltede bir pabuç giymiş. Çirkin ayak. Zaten çirkin ayaklı elli bir kadın evet, o. Madonna eli ayağı çirkin bir kadın. Böyle çıkmış o kemikli kemikli çirkin ayakları, evet. topukları kötü. Ne yapmalı insanlar? Çok basit aslında. Böyle ılık bir suyun içerisine bir iki çorba kaşığı tuz koysunlar. Yine deniz tuzu mu? Deniz tuzu. Bir çorba kaşığı kadar da kabartma tozu koysunlar. Ve o suyu karıştırıp ayaklarınızı içinde bekletin. Bir 15-20 dakika sonra törpüleyin, çıkardığınız zaman kurulayın. Bir kahve fincanı doğal vazelin, içerisine dövülmüş ağrı kesici haplardan, bir de yarım limon suyu sıkın, bir de yarım limonun kabuğunu rendeleyin içine. Ondan sonra ayağınıza boca edin, üzerine streç sarın, üzerine çorap giyin. Ayağa kalkmayın, düşersiniz Allah muhafaza. Kayar. Bir süre oturursunlar, sizi izlesinler. Bir 2,5 saatlik programı izlesinler. 2,5 saat sonra çıkarıp yumuşak. Ayaklarına masaj yapsınlar. Bunu haftada bir gün yapın. Topuklarınız yüzünüz gibi olacak. Bu kadar basit. Ay topuk ayak topukları deyip geçmeyin ya. Evet. Çok önemli biliyor musunuz? Zaten kadın ayak topuklarından, dirseklerinden evet. belli olur derler ya. Mesela topuklar... az önce tuzlu şey yaptık ya. Mesela onunla da ovabilirsiniz. Hiçbir şey yoksa greyfurtu ikiye bölün. İçerisine toz şekeri serpin. Topuklarınızı ovun. O topuklarınız mis gibi olacaktır. Ben şey de yapıyorum. Onu da tavsiye ediyorum size. Genellikle pedikürde ayakları suda ıslatıyorlar. Sonra törpülüyorlar. Evet. Size bir tavsiyem, o değişik törpüler var ya tırnak için, demir olanlar hassas değil. Hassas olanlar. Daha evet. hassas ve kağıt karton, olan. Kağıt. Onlarla evet. kuruyken ayaklarınızı törpüleyin. Onlarla. Evet, daha çabuk çıkar. Topuklarınızı törpüleyin. Peeling yapın. Bir kere o pis ölü deriyi atıyor. Evet. Unutmayın. Anladınız değil mi? Hani o kağıt törpüler var. Hassas şu yan etler için hani. Evet, törpülediniz evet. teneke değil. Demir olanlar değil. Şunlar tahta içine aldığınız gibi olanlar. O şöyle evet. şöyle duran törpüler var. Onları alın. Ayaklarınız kuruyken biraz kendinizle oynayın. Televizyon karşısında bir şey yaparken, dizi izlerken evet. törpüleyin onları. Bir örtü serin. Çünkü dökülüyor. Göreceksiniz. Ondan sonra kremleyin. Bakın nasıl yumuşacık, nasıl güzel evet. olacak o topuklarınız. Bana dua edersiniz. Çok güzel. Bu sırrı manikürcülere öğretiyorum. Müşterilere yapıyorlar, soruyorlarmış. Ay bu nereden çıktı, nasıl bir şey bu? Seda Hanım'dan öğrendik. Ay ne güzel. Diyorlar tabii. Bana bizim kendi oturduğumuz rezidansın tırnak bakımından çağırıyorum. İsim veremiyorum burada. Kızlar geliyor, onlara da öğrettim. Evet. Müşterilere de yapın diyorum. Yapıyorlar, bayılıyorlarmış. Ne güzel. Kuru kuruya tabii. Çünkü ıslakken yapılıyor. Sen Doğru. onu kuruluyorsun tabii. Tekrar gidiyor. Ama benim dediğimi yapın ve de kremleyin mis gibi bakın göreceksiniz. Ne güzel. Aynı sırlar verdik. Ne güzel güzellik sırları. Ben severim çok araştırırım. Mesela sizler bana hep çok cazip. Tabii siz bir de öncüsünüz bu konuda. Teşekkür ederim. Sunu Hanım bana hep cazip gelmişti. Çünkü her şey doğal.
elinin altındaki şeylerle güzelleşmen, evet. Nem, ay bunlar çok pahalı. İnsanın içine siniyor bir kere. Evet. Gördüğü şeyler. İnanın çoğu zaman biz de o kadar pahalı şeyleri alıp kullanmıyoruz yani. Evet, sizi bekliyorum en kısa zamanda. Geleceğim valla. Ben bir de kendimle çok haşır neşir olmayı o çok seviyorum. O kadar güzel olacaksınız ya, ki. Susam yani. Güzelliğimize güzellik katacağız biz. Ay size. Daha da mı? Evet. Nazarlara geleceğim. Maşallah. Maşallah. Daha da mı? Bak ne kadar emin kendimden. Evet Esen'cim. Evet. İstiyorum ben. Buyurun, buyurun. Mesela bu susam yağı olsun, evet. Kakao yağları olsun. Aktarlara gidiyoruz mesela 3 liraya, 5 liraya satıyorlar. Onların gerçek yani iyi mi veya taklit yağlar mı olduğunu nasıl anlayabiliriz? Şöyle söyleyeyim efendim. Krem yaparken üniversitede ben de piyasa yağlarını alıp götürdüm. Bütün kremler çürüyordu. Neden? Çünkü yağların içinde diyelim ki kayısı yağı. %95'i hatta parafin yağı çıkıyor, %5'i kayısı yağı çıkıyor. Tabii ki bütün aktarları kötülemiyorum, yanlış anlamasınlar. Bazılarını tenzih ediyorum. Biraz alırken organik olmasını, seçici olmanız lazım. Bazı özel yağlar eczanelere de girdi. Oradan da alabilirsiniz. Tanıdığınız, haşır neşir evet, olduğunuz, evet, inandığınız evet. yerden İnandığınız alışveriş yerden alabilirsiniz. Peki efendim, teşekkürler. Kısa bir ara, reklamlar. Ediyor. Medikal estetik uzmanı Doktor Levent Türbedar yanında. Kansız, bıçaksız yüz germe. Bunlar hepimizi çok ilgilendiriyor bacım. Çok iyi dinleyin. Kansız, bıçaksız yüz nasıl geriliyor? Doktor Levent Türbedar anlatacak. Ultrasonterapi. Doğru okudum değil mi? Doğru. Evet. Ultrasonterapi nedir hocam? Ultrasonla yapılan bir tedavi yöntemi. Çok yeni çıktı. 2 sene oldu çıkalı. Bizler de kullanıyoruz. Yurt dışında, Amerika'da çıktı çıkalı. Hemen bizler de bunu kullanmaya başladık. 2 yıl geçtiği için artık sizleri buraya rahatlıkla sonuçlarını da sistem oturdu. Almış bir şekilde rahat bir şekilde ifade edebileceğim tecrübelerimle bunu anlatmaya geldim. Peki nasıl uygulanır hocam? Aslında yöntem çok basit. Çok basit de önce şunu anlatmam lazım. Yani bir kere ben medikal estetik alanında çalışan bir pratisyen doktorum. Hı. Dolayısıyla cerrah değilim. Ve bugüne kadar bir sürü şeyi denemiş biriyim. Yani hastalar bir şeyler dener. Biz doktorlar da o çıkar bu çıkar filan ve bir sürü denemelerimiz, işte umutlarımız, ümitlerimiz evet. olur. Ama bugüne kadar bu cihaz kadar bize ümit veren ve bir kişiye çok realistik sonuç veren evet. bir yöntem keza oldu ama bu kadar olmamıştı. Yani başarısı bu gerçekten, çok yüksek. Gerçekten artık iç rahatlığıyla insanlara bunu söyleyebilirim. Bir adeta yüz germe ameliyatı kadar olmasa bile İnsanı tatmin edecek kadar bir yüz toparlama, yüz küçültme, yüz germe sonucu elde edebiliyoruz. Şimdi ben sizden şunu rica edeceğim. Muhtemelen ilk defa duyuyorsunuz veya evet. kulağınıza çalınır evet. bilmiyorum. Size de yapmanızı tavsiye edeceğim ama siz de bana hasta gibi sorun. Tamam. Sizi ikna edebilecek miyim? Ve buradan çıkışta vaktiniz varsa gidip yapalım mı? Niye bana uygulayacaksın? Ne yaptın? Sen bende ne gördün hocam? Şimdi söyle bakayım. Şöyle. Artık herkese şunu... Geçen yok. Bana Hülya dedi ki yeter zayıflama yüzü küçüldü be dedi. Kaşık kadar kaldın dedi Hülya Avşar. Onun yüzü bu kadar halbuki yazık. Çok mu küçük geldi yüzüm? Aslı Berker mi niye at suratlı gibi sizin... görüyorum? Hayır gayet uzun ve çok ideal ölçülerde bir yüzünüz var. Ben sizi ilk defa yakından daha iyi gördüğüm için son derece beğendim. Ama bir ultrasonterapi yaptırdığınız zaman hakikaten seyirciler de bu farkı görecekler. Abartmak istemiyorum ama bir 5-10 yıl geriye götürmek bununla Aynen. mümkün. Gerçekten güzel. Mümkün. Şimdi artık şöyle bir şey ifade kullanıyorum insanlara. Diyorum ki artık her 40 yaşını geçmiş insan Doğru. bu tedaviyi yaptırmalı. Ne için? Korumak için. 40 yaşını geçmiş bir takım sorunlar gören insanlarda ne için? Toparlamak, geriye gelmek için. Bakın bir sorun görmeyen insan için de korumak adına yüzün küçülmesi sarkmayı engelleyecek. Kimse daha iyiye gitmiyor. Daha kötüye gidiyor. Daha Doğru. kötü sarkma, yer çekimi sürekli kazanıyor. Peki geldim size. Ne yapacaksınız? Nasıl uygulama? Nasıl uygulanır bu ultrasonterapi? Ultrasonterapi dışarıdan uygulanan bir sistem.
Ultrason ses dalgası. Ses dalgası nedir? Bizim mikrodalga acıyor fırında. Acıyor mu canım? Ne yapıyor? Baba? Birazcık acıyor. Ne, ama yanma mı? Nedir bu? Tedaviden kalkıp da gideni görmedim. Her atışta 20 tane nokta ısıtıyoruz. Ha, ısıtıyor. 20 tane küçücük noktalar. Ve toplamda 5-6 bin nokta aşağıda yakarak. Ama bu yanma ısısı o kadar küçük bir ısı ki. Yani 60-70 derece. Deri altı dokusunu büzüştürüyor. Bakın deriye bir şey yapmıyor ilk etapta ve iki planda çalışıyoruz. Bu plan cildin astarında bir çalışma oluyor. Cildi dışarıdan işte bir sürü yöntem deneyebiliriz. Evet. Biz de deniyoruz her gün, lazerler, işte peelingler, işte çeşitli bitkisel tedaviler yapabiliyoruz. Ama cildin altına hiçbir şekilde ulaşamıyorduk. Plastik cerrahlarımız cildi gererek o astar tabakasını, cildi asan taşıyan tabakayı çekiyorlardı. Ameliyatla. Ama biz o tabakaya dışarıdan ulaşıyoruz. Adeta bir büyüteci. Ultrasonla böyle bir şey. Ultrasonla cilt altındaki astar tabakasını küçülten bir sistem. O zaman cildin torbası küçülüyor. Üst doluyor, içi düzeldi. Üst. Güzel. İki tabaka çalışıyoruz. Bir tabaka astara çalışıyor. İki seviyede, iki planda çalışıyoruz. Tamam. Astar bir küçüldü. Tamam. Bir tabakada cildin hemen alt tabakasına çalışıyoruz. Orada oluşturulan yanık ısı hasarda yenilenmeye yol açıyor. Bir süre sonra bir bakıyorsunuz, herkes size bir şeyler söylemeye başlıyor. Cildine ne yaptın? İşte bir süre ben sonra onu seviyorum. Evet. Hani birden böyle değişme değil. Ne yaptın? Bu güzel, bu soruyu seviyorum. Ne yaptırdım? Hiç kimse anlamadan birdenbire gençleşiyorsunuz. Ne, kaç kere geleceğim? 3 ile 6 ay arasında. Bu yöntem aslında tek seanslık bir yöntem. Fakat ben başka bir yöntem uyguluyorum kendimce. Hoşuma gidiyor çünkü fazla zorlamıyorum ve yüzü iki defa çalıştırıyorum. Bir buçuk ay sonra hastayı bir kez daha çağırıyorum. Bir kere geleceğim, bir buçuk ay sonra bir daha bir geleceğim. Bir kez daha geliyorsunuz. Peki yaptınız bana uygulamayı. İşime devam edebiliyor aynı muyum? Yüzümde bir şey... Her şey cildin aşağısında oluşuyor. Kızarıklık yok. Hiçbir şey yok. Yara bere yok. Her şey aşağıda. Güneşin ışınlarını büyüteçle kullanarak yakarız ya aşağıda, tamam, kağıdı. Tamam. Ses dalgaları da aşağıda o şekilde buluşuyor. Aşağıyı tamamen yakıyoruz. Yani cildin astarına ulaşıyoruz. Bugüne kadar yapamadığımız bir şeydi bu. Bu çok önemli. 40 yaşını geride bırakmış. Herkes bunu bir kere yaptırmalı. Eğer bir ihtiyaç diyorsun, duyuyorsa bir endişe, mesela modeldir, sanatçıdır, yüzüyle ilgili ihtiyacı vardır. 30 yaşında sana gelsin. Niye 40 şart mı yani? Tabii. 30... Ay, ne... Cilt tipine de bağlı. Bazısının sıkıdır, bazısının gevşektir. Yani bir 36 yaşında yaptığım insanlar da oldu tabii ki. Yani bunun bu aslında bağlı. Yaşla alakası yok, biliyor musunuz? Değil mi? Tabii, hocam? Tabii ki. Cildin aşırı güneş görmeyle, aşırı sigara içmeyle, aşırı beyaz tenliler biraz daha çabuk gevşeyebiliyorlar. O yüzden muhakkak bir şeyler yapılması lazım. Bakın, insan vücudu canlı. Biz kontrollü bir yara yaparsak, kontrollü bir hasar verirsek insan vücudu iyileşiyor, iyileştiriyor. Benim yaptığım bütün sistemlerde insan vücudunu özelliklerini çalıştırmak yatıyor. O yüzden çok realistik bir tamirat ve bir iyileşme özelliğini kullanıyoruz. Peki bu sisteme güvenebilir miyiz? Yani klinik çalışmaları onaylanmış bir sistem. FDA'den onay aldıktan sonra dünyaya ilan satış yapmaya başladılar. Eylül ayında yaptılar. Biz Ocak'tan sonra Şubat ayında aldık. Nerelere? Yüze uygulanıyor. Boyun. Bakın, çok affedersiniz, birazcık pahalı olduğundan dolayı şu anda maalesef, ama hakkını verdiği için de ben de onun karşılığını verdiğini düşünüyorum. Hmm. O paranın karşılığını veren bir sistemdir. Bir ameliyat kadar etkili bir sistemdir ve bir ameliyatın hiçbir komplikasyonunu, hiçbir dezavantajını yaşatmadan veren bir sistemdir. O yüzden öyle bir rakama hak ettiğini düşünüyorum. Tamam, artık o parayı verdim. Ne kadar süre dayanacak o çok yüzün? Çok güzel. Parayı tamam kıydık. Dedik ki pahalı bir işlem. İşte inanın, burada bulunma sebeplerimden bir tanesi de bu. 2 yıl geçti ve 2 yıl içerisinde bütün hastalarımın hala memnun olduğunu görmek beni burada insanlara bunu rahatlıkla anlatabilmek, tavsiye edebilmek cesaretini gösteriyor. Çünkü 2 yıl önce de bir iki programa katıldığımda böyle yeni çıktı, çok ümit verici falan diye anlatıyordum, ama şimdi durum değişti. Herkes iyi. Kimse daha küçülmedi. Kimsenin yüzü sarkmadı. Çünkü bakın, cildin astarı kurudur. Herhangi bir deri işlendiği zaman
gevşemez. Çantanız gevşemez. İşlenmiş bir şekilde size verilir. Bizim derimiz de, deri alt tabakamız da aslında herhangi bir kullandığımız deri mamulünden çok farklı değil ve bir kere işlendikten sonra birdenbire bir iki sene sonra tekrar diğer sistemlerden alışılageldiği gibi eski haline gelmiyor kolay kolay. Şu anda kadar hiçbir hastamız geri dönüp de tekrar gevşedim, Mehmet Bey bir daha böyle bir uygulama yapmak istiyorum demedi. Demedi. Abi bu çok sevindirici bir şey. Evet, benim için. Peki bir şey daha, o yarım kaldı. Ben sözünüzü kestiğim için yarım kaldı. Pahalı bir şey olduğu için yüze uyguluyoruz. Boyuna hatta. Güzel. Ama başka yerlere de parayı gözüne alan yaptırabilir mi? Mesela çok nerelere doğru, yapılır? Çok doğru. Şimdiye kadar bir teknik sorunumuz daha vardı. Derinlerde çalışabiliyorduk. Ama bu teknik sorunu çözdüler. Biraz daha yüzeyel cilt altında çalışabiliyoruz. Yani cildi yenilemek için içeriden yenileyen bir sistem olduğu için 1,5 milimetrelik bir başlığını daha çıkarttılar. Dolayısıyla artık rahatız. Boyunun altında, boyun bölgesinde kullanabiliyoruz. Kollarda, sarkmış kollarda. Buralara. Göğüs etrafında, ki göğüs torbası da bir deridir. O deriyi küçülttüğünüz zaman göğüs de aynı şekilde göğüs etrafına. Göğüs etrafına ve şuralarda kullanınca buradan da çekiyor. Bakın, büzüştürüyor alt tabakayı. Çok önemli bir iş yapıyor. Büzüştürdüğü için her taraf çekiyor. Çekiyor yani şey gibi, yün kazağı sıcak suda yıkadığınız zaman. Bize zararı var mı bunun? Hayır. Çünkü böyle anlatınca şey gibi oldu da insanlar ay öyle mi olacağım böyle mi olacağım. Aslında sıkılaştırıyor demek istiyor. Yün kazak örneğini herkes yani? Ben de bekarken yaptım böyle bir şeyi. Yün kazağı nasıl sıcak suya soktuğun zaman çekiyor, küçülüyor. Toparlıyor. Derimiz de aynı şekilde belirli bir ısıda toparlama yeteneğine sahip. Hasar görmeden ama belirli bir ısının üzerinde de yara bere olup kalıcı yaralar kalabilir. Ama bu FDA'nın onaylamış olduğu bu cihaz, bakın en ufak bir hata yapacak olmuş olsa tamamen dünya piyasasından siliyorlar. Öyle o yüzden mi? FDA bunu onayı verirken zararsızdır ve dedikleri kadar da garantili, etkilidir diye bu garantiyi almadan o onayı vermiyor. Bu onay çıktıktan sonra zaten firma 4-5 yıllık bilgi tecrübesini bize aktardı ve ondan sonra lansmanı yapıldı, satışa başlandı. Evet, biraz pahalı bir işlem olduğu için yüz uygulamaları yapıyoruz diyor Doktor Levent Türbedar, ama paran çoksa kardeşim koluna da yaparız, bacağına da yaparız, karnına da yaparız, yapılır da yapılır diyor. Yani bunun zaten sınırı yok. Sana bağlı bir şey, hastaya bağlı değil mi? Evet, bakın şimdi genellikle bayanlar seyreder ama erkekler karar verir. Ben de hastalarıma şunu söylüyorum. Yani bir erkek arabasının kaportası çizildiği zaman, eskidiği zaman boyacıya götürmüyor mu? Tamam, götürüyor. 4-5 milyar vermiyor mu? Veriyor. Peki niye eşinin yüzüne böyle bir... Yok ama, artık erkekler de götürüyorlar. Götürüyorlar. Götürüyorlar, yanında duruyorlar, bekliyorlar. Vallahi o kadar hoşuma gidiyor ki çünkü erkekler... Çünkü göz göre göre yaşlanmayı hiç kimsenin kabul edeceğini zannetmiyor. Karılarını destekliyorlar, helal olsun. Erkekler bu konuda hoşuma gidiyor. Doğru söylüyorsun. Karılarını orada gidip bekleyenleri bile biliyorum. Evet. Medikal estetik uzmanı Doktor Levent Türbedar ul terapiyi anlattı. Teşekkürler ediyoruz. Ben yarın yine buradayım. Çıkın çıkın gelin ayol.